İyi akşamlar. Yenine Boyuna programına hoş geldiniz. Her hafta olduğu gibi haftaya damgasını vuran gelişmeleri analiz ederek önümüzdeki günlerde ve haftalarda bizi nelerin beklediğini anlamaya çalışacağız. Çözüm süreci kaldığı yerden devam edecek. Ankara'dan çıkan karar bu. HDP heyeti hükümetle görüştü. Hasar tespiti yapıldı. Yeni kararlar alındı. Buna göre HDP'nin İmralı heyeti değişmeyecek. Üstelik iki yeni ismin ilave edilmesi tartışılıyor. Ankara'da şu sıralar örgütün çekilmesi ve hükümetin atacağı adımlar üzerinde takvimlendirilmiş yeni yol haritası üzerinde çalışılıyor. Pervin Buldan bugün çözüm sürecinde karşılıklı adımların eş zamanlı atılması halinde Öcalan'ın Mart veya Nisan ayında silahların bırakılması için PKK'ya çağrı yapabileceğini söyledi. HDP heyeti yarın Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan'la görüşecek. Adalet Bakanlığı'ndan çıkacak izne göre en geç 22-23 Kasım tarihlerinde İmralı'ya gidecek. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Muharrem ayı sebebiyle Alevi sivil toplum kuruluşlarına verdiği iftar ve Başbakan Davutoğlu'nun Hacı Bektaş ziyaretinin ardından Alevi açılımı gündemin merkezine oturdu. Bülent Arınç bu konuda bir heyetin çalışıyor olduğunu, yılbaşından önce Alevi açılımı paketinin hazırlanacağını bildirdi. Alevi açılımı bir yana, geçtiğimiz hafta siyasi partilerinin polemik konularından biri de Dersim tartışmasıydı. Tartışma CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun özrüyle bir başka boyut kazandı ve CHP içinde de tartışmalara sebep oldu. CHP demişken Emine Ülker Tarhan'ın istifasının ardından kurduğu Anadolu Partisi de tartışılıyor. Henüz seçimlere aylar var ama bu akşam Enine Boyuna da hem yeni kurulan siyasi partilerin şansını hem de meclisteki partilerin seçimlere yaklaşırken nasıl bir durumda olduğunu konuşmak da istiyoruz. Her hafta olduğu gibi stüdyomuzda çok değerli konuklarımız bizimle birlikte. İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Deniz Ülke Arıboğan, Gazete Habertürk yazarları Fehmi Koru, Ruşen Çakır ve Nihal Bengüsü Karaca ve Cumhuriyet Gazetesi yazarı Orhan Bursalı. Enine Boyuna başlıyor. Bir türbülans yaşandı. Barış iradesinin arkasında olduğumuzu belirtmek isteriz. Şu anda tekrar çözüm süreci çalışmalarının kararlılıkla devam etmesi yönünde iki taraf irade beyan edilmiş oldu. Bu bir anlamda bir niyet yenilemedir. Barış hemen şimdi. Evet, en çok türbülans, Yalçın Akdoğan'ın telaffuz ettiği türbülans kavramı tercih edildi yaşadığımız süreci sonlandırırken. Ruşen Çakır, siz de başlayalım. Türbülanstan çıkıldı deniyor. Peki bundan sonraki süreci diğerlerinden ayıran, yani Oslo, Bingöl gibi kesintilerden ayıran sizce ne olacak? Mesela Beşir Atalay bundan sonra daha şeffaf zeminde çözüm süreci yürüyecek dedi. Fark bu mudur ve ne olmalıdır? Şimdi türbülans güzel bir benzetme. Artık herhalde bu saatten sonra kimin neden olduğunu çok fazla kurcalamanın da çok fazla bir hayrı yok. Sonuçta taraflar tekrardan treni yola koydular ve tren yola gidiyor. Bir kere öncelikle karşılıklı güvensizlik, baştan beri var olan güvensizlik, ki çok doğal, hala sürüyor. Dolayısıyla o hep söylenen güven arttırıcı adımlara ihtiyaç var. Bu o kadar kolay bir şey değil. Şeffaflık bu anlamda çok fonksiyonel olabilir. Tabii ama bu tür süreçlerde her şeyin açıktan yapılması söz konusu olamaz. Doğru da olmaz. Bunun şeffaflığın bir kere şu sorun önemli. Kriz ya da sorun, sıkıntı yaşandığı zaman bu sıkıntıyı kamuoyuyla paylaşmak lazım. Olabildiğince gerçekçi bir şekilde. Aksi takdirde süreci sabote etmek isteyen içeride ve dışarıdaki güçler her türlü problemi acayip bir şekilde ortalığı yangın yerine çevirmeye çalışıyorlar. 6-7 Ekim'den sonra bu oldu. Başka olaylarda bu oldu. Lice olaylarında iki ayrı göstericilerin öldüğü olaylarda bu olmuştu. Heykelde bu olmuştu falan. Özellikle kriz, sürecin kriz anlarını iyi yönetebilmek lazım. Burada tabii kriz anlarının iyi yönetilebilmesi için tarafların arasında bir koordinasyon olması lazım. Yani genellikle şöyle oluyor maalesef. Kriz çıktığı zaman her iki tarafta sorumluluğu öteki tarafa atıp olabildiğince buradan karşı tarafın yıpranması ve kendisinin daha az zarar alması gibi bir şey yapıyor. Bunun yerine her iki tarafında krizin iki tarafında aleyhine olduğunu
kabul edip ona yönelik mekanizmalar kurması lazım. Bu mekanizmalar sivil bir takım mekanizmalar olabilir. Yani akil insanlar heyeti dönüştürülerek belki bir takım fonksiyonlar hepsiyle o büyük yapıyla olmayabilir belki ama olabilir ya da başka yapılanmalara gidebilir. Çünkü gerçekten bazı durumlarda dışarıdan yani doğrudan taraflara angaje olmayan ve her iki tarafında bir şekilde itibar edebileceği kişilere ihtiyaç var. Hele bu olay daha fazla somutlaşınca bu çok daha fazla olacak. Çok sıkıntı yaşanacak, çok sorun yaşanacak ve bu sorunları mümkün olduğu kadar sağduyuyla yürütecek üçüncü şahıslara ihtiyaç var. Bu konuda bir takım kurumsallaşmaların adı zikrediliyor ama henüz tam şey değil, net değil. Bir diğer husus, Öcalan'ın bu olayın merkezine en azından bir tarafta Öcalan'sa ki öyle, Öcalan'ın konumuyla ilgili, ya yani şartlarıyla ilgili düzenlemeler hep zaten dile getiriliyor. Onu çok daha fazla uzatmamak lazım. Yani bir kere Öcalan'ın doğrudan kendi tabanına ve genel kamuoyuna seslenebilmesi gereken durumlarda. Seslenebilmesinin zemini öteden beri konuşuluyor. Mesela medyaya konuşması, sivil toplum kuruluşlarıyla konuşması. Bir diğer kritik bir şey doğrudan Kandil'le temsilcilere konuşması. Ki bu bir aşamada bu en önemli olay bu olacak. Yani Öcalan'ın doğrudan Kandil'i bu sürece ikna etmesi, onları doğrudan anlatması gerekecek. Çünkü bazı durumlarda biliyorsunuz milletvekillerini falan çok fazla önemsemeyebiliyorlar. Böyle bir sorun var. Öcalan bunlar tamamen metodolojiyle ilgili şeylerden bahsediyorum. Dikkat edin. Yani evet. Şunu versinler, bunu versinler falan meselesi çok önemli değil. Metodolojiyi, yöntem eğer doğru kurulursa burada olabildiğince tarafların güvensizliğinin suistimalini, karşılıklı güvensizliği suistimal etmek isteyenlere karşı barajlar kurulursa birçok şey olabilir. Bu son süreçte Hakan Fidan'ın etkisi her zamanki gibi çok fazla deniyor. Bunu en çok söyleyenlerden biri, detayları anlatanlardan biri Abdülkadir Selvi biliyorsunuz takip ediyoruz. O demiş ki Öcalan kamu otoritesi ve geri çekilme konusunda ısrarı çok gerekli görmüyor. Çünkü o daha büyük bir adım için hamle yapmaya hazırlanıyor. Ne olabilir bu hamle? Silah bırakma. Silah bırakma ama tabii burada şöyle bir sorun var. Irak ve Suriye'de IŞİD olayı olup IŞİD doğrudan Kürtleri tehdit ettiği için silah Kürtlerin Türkiye dışında silahlı olması gibi bir zaruret ortaya çıktı. Dolayısıyla Türkiye'deki güçlerin öncelikle herhalde öyle bir plan var. Daha önce biliyorsunuz IŞİD yokken olay sadece geri çekilme değil silah bırakma üzerinden konuşuluyordu. Hı hı. Ve o konjonktürde bu çok makul bir şeydi ama zamanlamayla ilgiliydi. Şimdi silah bırakma meselesi tam telaffuz edilemiyor. Çünkü Kürtlerin ya da Kürt hareketlerinin silah bırakması IŞİD'e karşı savunmasız gibi olur. Dolayısıyla ilk aşamada silahlı güçlerin çekilip IŞİD'e karşı konuşlandırılması, konumlandırılması daha sonra da IŞİD meselesi de hallolduktan sonra ki bir şekilde hallolacak yani eninde sonunda en azından Kürtler için o defter kapanacak. Ondan sonra da Türkiye'de bir daha silahlı unsurların hiçbir şekilde olmaması meselesi herhalde odur. Daha büyük proje onun ötesinde bir şey yok yani ne olabilir ki? Peki ne olabilir ki hem soru bu olsun hem de siz artık takvimlendirilmenin önemine işaret ediyorsunuz. İşte konuşuluyor ve Nisan-Mayıs ayları telaffuz ediliyor. Hakikaten artık somut diyebilir miyiz? Valla öncelikle bence şu yaşadığımız son 15 gün içerisinde o yaşananlara bir teşhis koymak lazım. Çünkü süreç dediğimiz olaylar dizisi aslında son 2 yılı neredeyse kapsıyor. Ama birdenbire onun kopma noktasına geldiğini, hatta gidip geldiğini fark ettik. Bir defa ona bir teşhis koymak lazım. Yani niçin böyle bir şey yaşandı? Evet iki taraf arasında her zaman bir parça da olsa güvenlik bunalımı var. Hı hı. İki taraf da birbirine kuşkuyla bakabiliyor. Bu da normal. Bir tarafta devlet var, bir tarafta yıllarca elinde silahla eylem yapmış olan bir örgüt var. Devletin bir takım gelişmelere kendisini hazır hale getirmesi bekleniyor. Buna karşılık da karşı taraftan istenen her şeyden önce militanlarını Türkiye sınırları dışına çıkarması ve silahlarını bırakması.
Şimdi iki tarafın kendi aralarında böyle bir kuşku ve güven bunalımı olması normal sınırlar içerisinde kaldığı takdirde sürecin tabiatına uygun. Ama birdenbire 6-7 Ekim olaylarında yaşananlar, ertesinde erlere karşı yapılan o gerçekten yürek yakan saldırı ve onlardan da önemlisi Kobani vesilesiyle ortaya çıkan durumda Amerika Birleşik Devletleri'nin denklem içerisine çekilmek istenmesi örgüt ve taraftarları açısından bütün bunlar gerçekten süreci baltalayabilecek olan gelişmelere yol açtı. Eğer kurtulduysa, gittiği halde sonradan geri geldiyse, bunda sürecin bozulmasının getireceği faturaların her iki tarafça da görülmesi, sürecin bozulması durumunda örgütün eskiden olduğu gibi yine militanca yaklaşımlar, silahlı yaklaşımlar sergilediği takdirde bu ara dönemde yaşadığının ötesinde geçmişte 30 binin üzerinde 40 bine yakın insanın hayatını kaybettiği olayların tekrar hatırlanması ve PKK'nın o günlerden kendisini uzaklaştırdığı görüntüsünü vermeye çalıştığı ortamın birdenbire tersine dönmesi. Bütün bunlar zannediyorum düşündürdü iki tarafı da. Ne yapılabilir? Bir de herhalde devlet Abdullah Öcalan'la bu işi yürütürken onun durumunu biraz fazlaca ön plana çıkartan bir yaklaşım gerçekleştirdiğini, bunun da belki de kontrol edilemez bir duruma doğru gittiğini de fark etti. Yani tek kişiyle yürütüyorsunuz müzakereleri ama o tek kişi konjonktüre göre sınırları zorlayabiliyor. Bunun da galiba fark edilmesi söz konusu. Dolayısıyla ne yapılacak? Devlet kendi elinden bugüne kadar verdiği sözleri bence tuttu. Daha önce asla yaklaşmayacağını bildiğimiz kırmızı çizgiyi kabul ettiği bir takım noktalarda işte Kürtçe televizyon, Kürt diliyle eğitime kadar yaklaşan pek çok noktalar gerçekleşti. Buna karşılık silah bırakmayı da içeren PKK'nın yapması gerekenler noktasında herhangi bir şey yapılmadı. Verilen sözler tutulmadı. Aslında yapılması gereken ve kamuoyunun beklediği o noktaların artık bir takvime bağlanması gerektiğini ben düşünüyorum. Nitekim dün bugün tarihler verilmeye başlandı. Nisan'da silahların bırakılabileceği ve bu işte Öcalan'dan bu yönde bir açıklama gelebileceği tarzında. Eğer bunlar gerçekten yapılma noktasına kadar vardırılabilecek sözlere dönüştürülebilirse ben sürecin bu yaşananlardan da ders çıkartarak bir daha bozulmayacak şekilde devam edebileceğini ama yine tarihe bağlı, takvime bağlı bir yol haritası ortaya çıkmaz. Daha da kötüsü takvime bağlandığı halde o takvimin gerekleri zamanında yerine getirilmez ise bu dönemde alınan yaraların artık bir daha onulmaz şekilde süreci bozma noktasına çok daha kolay gelebileceğimizi düşünüyorum. Hocam teşhis ve tedavi konusunda hem ne söyleyeceksiniz hem de üçüncü göz olarak Amerika istemiyor. Akil adamlar belki devreye sokulabilir. Siz önemine dair ne dersiniz? Tekrar sokulmalı mı ve siz var mısınız, olur musunuz böyle bir durumda? O üçüncü göz projesi henüz somut olarak ortaya konmuş bir şey değil. Bir yabancı güce devredilmesi söz konusu bile olmamalı bence. Yine ülke içerisinde bir üçüncü göz oluşumu söz konusu olabilir ama nasıl gerçekleştirilir? Onun öncesinde de bazı komisyonların kurulması lazım. Bazı hakikat komisyonlarından bahsediliyordu heyet toplantı sırasında da. Bunları görmek lazım nasıl geliştiğini ama ben şuna değinmek istiyorum müsaade ederseniz. Yani bu tür barış süreçleri aslında çok kolay süreçler değil. Yani hele geniş kitleler varsa yani iki tarafta da geniş tabanlı halk tarafından desteklenen kitleler varsa
çok dikkatli yürütülmesi gereken psikolojik süreçler aslında bunlar. Yani öyle masaya oturan iki taraf tarafından, yani iki kişi çok ikna olmuş olabilir bu sürece, iki lider. Ama tabanı kontrol etmek bazen kolay olmayabilir. Hele ki bizdeki gibi 30 yıllık bir çatışmanın ardından, yani köklere nüfuz etmiş bir ekonomisi olan, bir ruh hali olan, bir sosyolojisi olan, hatta Türk siyasetine yön verme kabiliyeti olan bir çatışma motifinden bakıldığında barış süreci çok kolay bir hadise değil. Yani bunu üçüncü gözlerle çözmek, yabancı desteğiyle çözmek falan kolay değil. Ki birkaç programdır söylüyoruz, bunun uluslararası boyutunun göz ardı edilmesi mümkün değil. Nitekim bakın, çözüm sürecinin içeride çok rayında gittiği dönemler oluyor ya da daha olumsuz gittiği dönemler oluyor. Ama enteresan bir biçimde işte Kobani çözüm sürecinin ana maddesi haline geldi masada. Daha önce adını bile anmadığımız bir konuydu. Şimdi Bayık'tan gelen en son şey, Afrin'e saldırı olursa bu sefer çözüm süreci biter. Yani Kandil sürekli elini çözüm yükseldi. Sürecini, evet, yani Türkiye ile alakası, yani doğalgaz, Doğu Akdeniz'de doğalgaz bulunursa çözüm süreci biter falan gibi bir şey de çıkabilir. Neyi neye bağlantılandıracağını da tespit edemiyorsunuz. Yani çok farklı çelişkili açıklamalar geliyor. Ama burada şunu bence söylemek lazım. Daha önce çözüm, yani Kürt meselesi, devletle bir takım bazı vatandaşları arasında bir mesele olarak algılanıyordu. Yani halkların kendi içerisinde bir gerilim, bir çatışma hali yoktu. Yani bu 30 yıl boyunca da devam eden bir şey. Çatışma sürecinde halklar karşı karşıya asla gelmedi. Devlet ve halk vardı, bir kısmı en azından bu halkın. Halkın geniş kesimini, yani bu siyasi çatışmanın tarafı olmaktan imtina eden halkı ise devlet temsil ediyordu zaten. Şimdi ilk defa bence göz ardı edilen bir konu ve bu çözüm sürecini gerçekten bozabilecek olan ana konu bu olur diye düşünüyorum. Devlet barış sürecine, müzakere ortamına oturduğu andan itibaren bu kalan geniş kitlenin psikolojisiyle pek fazla ilgilenilmemeye başlandı. Yani olayın bir de 65 milyonluk diyelim ki, yani Türkiye'de sadece Kürt siyasal hareketi bütün Kürt nüfusu kapsayan bir hareket de değil. Olayın bir de geniş tabanı var, başka bir taraf var. Ve bu insanların çözüm süreci hakkında bilgilendirilmesi çok önemli. Çözüm sürecinin nasıl yürütüleceği konusunda, onların bir takım haklarından feragat etmelerine neden olmayacağı konusunda bilgilendirilmesi gerekir. Benim akiliyet toplantılarında da mesela çok sıklıkla gözlemlediğim bir şeydi. Bugün Öcalan'ın statüsü konusu çok masada. Yani işte sekreteryasının oluşturulması, Öcalan'la görüşülmesi, ki hakikaten Türkiye süreci onunla götürüyor ve şu anda oldukça da olumlu seyrettiriyor. Yani olumlu bir katkısı var sürece. Fakat bakıldığı zaman, yani Öcalan'ı masaya her koyduğunuzda toplumun bir kesimi bundan çok ciddi rahatsızlık duyuyor. Yani o sembolik bir karakter haline peki gelmiş durumda. Peki orada bir parantez açalım. Efkan Ala özellikle üstüne basarak söylüyor. Kamu düzeni konusu artık çok dikkate alınacak meselesi. İşte Türk sorunu ortaya çıkarmış, evet, olması meselenin. Bu teşhisler yardımcı olur mu önümüzdeki süreçte? Şimdi kamu düzeni yoksa meselesi şu anlamda önemli. Birincisi bölgeden gelen sürekli akan bilgiler bölgede bir, yani PKK çizgisinin çok ciddi bir etkinlik alanı sağladığı, devletin etkisini önemli ölçüde zayıflattığını falan ifade ediyor. Kamu düzeni özellikle bu 6-7 Ekim olaylarından sonra çok fazla gündeme geldi. Halk orada birbirine girdi. Yani ilk defa böyle halkın ile Türk-Kürt olması gerekmiyor. Yani Hüdapar'la PKK siyasi hareketinin bir çatışması da aslında bir halk hareketidir. Ve en tehlikeli şey budur. Devlet de buna çok fazla araya girerek müdahil olmadı aslında orada. Ne olduğunu da anlayamadılar. Bir anda patlak verdi bakıldığında. Şimdi kamu düzeni dediğiniz şey devletin yeniden otorite tesis etmesidir. Yani kendi mahkemelerini kurmaları, işte haraç, vergi adı altında haraç toplamaları, kendi kendilerine bir takım güvenlik ve asayiş tedbirleri almaları çok kabul edilebilir bir şey değil devlet açısından. Kamu düzenini tesis ederken bir de sadece bölgesel olarak bakmamak lazım. Yani Türkiye'nin genel olarak kamu düzenine de problem yaratacak birçok sıkışıklığı var. Yani önümüzdeki dönemde içeriye 1.6 milyon insan göç etti. Yani çatışmadan kaçan, travmatize olmuş insanlar bunlar. Ve üstelik Kürtlerle Araplar birlikte göç ettiler. Şimdi bunun sınırın öbür tarafında bu iki grubun birbiriyle savaştığını göz ardı etmeyelim. Evet. Ve üstelik çok kanlı bir savaş yaşıyorlar. Yani sınırın bu tarafına geçtiklerinde her iki tarafta birbiri yüzünden evini barkını kaybetmiş insanlardan oluşuyor. Ve bu insanlar toplum bunu absorbe edecek. Bir şekilde bunlar geri dönmeyecekler. Gidecek şehirleri kalmamış zaten. Şimdi Halep'ten bir grup insan daha gelecek.
Afrin'den Kürtler kaçacak. Belki aynı hat üzerinden gelecekler. Yani Afrin'den gelenlerle Halep'ten gelecekler. Araplar, Kürtler birlikte göç edecekler içeri doğru. Yani onun için Türkiye açısından içeriye aldığımız büyük bir iç çatışma potansiyeli var ki olayın Türk sorunu, Türkler yani Türkiye'nin kendi vatandaşları açısından da çok farklı boyutlara sirayet edebilir. Bölgesel çatışmalar söz konusu olabilir, kendi aralarında söz konusu olabilir. Artı başka türlü genel düzenden hoşnut olmayanların üreteceği başka şeylerde mezhepsel problemler de yaşayabilir Türkiye önümüzdeki dönemde. Yani belki şimdi Alevi açılımında yani bu konuya da değineceğiz ama orada da bir sıkışıklık var. Yani topluma gidip bu konuda görüşme yapan, toplumla iç içe yaşayan herkesin, bunu analiz eden herkesin fark edebileceği bir sıkışıklık var aslında. Bir reklam diyeceğiz, sonra devam edeceğiz. Bir türbülans yaşandı. Barış iradesinin arkasında olduğumuzu belirtmek isteriz. Şu anda tekrar çözüm süreci çalışmalarının kararlılıkla devam etmesi yönünde iki taraf irade beyan edilmiş oldu. Bu bir anlamda bir niyet yenilemedir. Barış hemen şimdi. Türbülans yaşandı. Barış iradesinin arkasında olduğumuzu belirtmek isteriz. Şu anda tekrar çözüm süreci çalışmalarının kararlılıkla devam etmesi yönünde iki taraf irade beyan edilmiş oldu. Bu bir anlamda bir niyet yenilemedir. Barış hemen şimdi. Evet, her ne yapılacaksa çözüm sürecine dair hızla yapılması, hemen şimdi vurgusu dikkatinizi çekmiştir sizlerin de. Bu makasın açılmaması vurgusu hükümet tarafından da artık zamana yayılmasın, her ne yapılacaksa hızla yapılsın vurgusu çok ön plana çıkıyor. Fark bu mu olacak? Artık bir an evvel hedefe varılması konusunda adımlar mı atılacak? Süreçte, önümüzdeki süreçte ne fark var? Ya aslında 6-7 Ekim olaylarından önce hatırlanacağı gibi bir Davutoğlu'nun müzakereyi kurumsal bir takım kararlar alınmasını sağladığını biliyoruz. Hani çeşitli kurulların, hani şimdi üçüncü göz olsun diye HDP heyetleri tarafından teklif edilen şeylerin aslında ismi üçüncü göz değil ama mesela çözümün, barış sürecinin toplumsallaşması ve kurumsallaşmasını sağlayan, belki hatta biraz daha şeffaflaşmasını sağlayan bir takım pratik önerilerin yer aldığı bir kararlar manzumesiydi o ve 11 tane kurul oluşturulması kararlaştırılıyordu. Bunlar işte dağdan dönenlerin sadece dönmek ve silahı bırakmak yetmiyor. Aynı zamanda toplumsallaşmasını o kişilerin sağlamak gerekiyor. Yani tekrar, yani bir düşünün ki mesleği terör üretmek ya da işte kendisine barış, kendisine hani halk savaşçısı adı veriyor ama onun dışında ilgi alanı yok vesaire. Birçok sorun var aslında. Hani barış dediğimiz şey, çözüm süreci dediğimiz şey sahaya inildiğinde bu meselenin aktörleriyle hayatın, gündelik hayatın karşılaşması sırasında pek çok sorunlara da gebe olan bir şey. O sorunları özellikle çözmeye yönelik pek çok kurulun oluşturulduğu, komisyonların oluşturulduğu bir kararlar çıkmıştı ve maalesef 6-7 Ekim olaylarıyla akamete uğradı. Ve benim görüşüm, bunları yazıyorum, çiziyorum da, yani hükümetin zayıflığı olabilir, daha doğrusu zamana yayma gibi hataları olabilir. Belki normal koşullarda böyle hatalardan bahsedebilirdik ama yani Türkiye'nin hangi badirelerden geçtiğini hepimiz izledik yakın zamanda. Bir yerel seçimler oldu, yerel seçim öncesinde başka mevzularla uğraşıldı. Yani hükümet ya da devletin yetkisini, çözüm sürecini yürüten kadrolar boştu. İşte AHS'deydi, her şey rahvan gidiyordu da bunlarla ilgilenilmedi ya da özellikle kasıtlı bir ihmal söz konusu oldu diye bir şey söz konusu değildi.
Her şeye rağmen yine hükümet eleştirilebilirdi ama 6-7 Ekim elbette çok büyük bir kırılma yarattı. Oradaki evlerin, mağazaların, dükkanların işaretlenmesi orada başka sorunların da olduğunu gündeme getirdi. Yani demek ki bilgiler iletiliyor. Yani orada mahalli idarelerdeki bulunan, yani insanların verilerine ulaşanlarla sokaklarda molotoflu gösteri yapanlar ve gerektiğinde şiddet kullanmaktan çekinmeyenler arasında bir dirsek teması oldu. Aslında 6-7 Ekim olaylarında biz ölümleri, kafaları işte kaldırımlara vurula vurula öldürülen kişileri de konuştuk ama arka planında böyle bir boşluk var. Böyle daha doğrusu kamu düzeni ve kamu otoritesi ifadelerinin çok sık zikredilmesini gerektiren sorunlar olduğu da ortaya çıktı. Ve bütün bunların ötesinde bu aslında sürekli süreci bitirmekle tehdit eden, işte Kobani düşerse çözüm süreci biter. Şimdilerde Afrin için aynı şeyi söylüyor. Yani sürekli süreci bitirmekle tehdit eden Kandil'in IŞİD ABD gerilimi üzerinden, IŞİD ABD çatışması üzerinden, işte koalisyon devletleri ve işte arasındaki o ilişki üzerinden bir şans görmesi, yani ABD ile bir şansı olacağını görmesinden bana kalırsa çoğu vehim olan bir öngörü de bulunmasından kaynaklanıyor. Yani orada eğer ABD IŞİD'e karşı mücadelede işte bölgede benim batılı kamuoyuna da lanse edebileceğim işte kadın savaşçıları olan, daha layık olan, batılı değerlerin adeta Orta Doğu'daki taşıyıcısı pozisyonunda olan PYD'lere yardım ederim. Böylelikle hem batılı kamuoyu açısından tatmin edici bir sonuç üretirim. Hem de orada IŞİD'in gücünü kıracak ve aynı zamanda batılı değerlere daha yakın olabilecek bir silahlı örgüt sahibi olurum şeklinde bir düşünceye kapıldığı düşünüldü. Hani ABD bu düşünceden tamamen azade değil. Elbette ABD'nin de böyle gitgelleri var. Yani kafasının bir yerinde, projeksiyonunun bir yerinde böyle bir düşünce var. Ama zannımca PKK-PYD Kandil çizgisi bu projeksiyona fazla yatırım yaptılar ve Kobani üzerinden çözüm sürecini bitirmeye ile sonuçlanacak ve Türkiye'yi, Kürtlerin bölgedeki özellikle PKK-PYD çizgisindeki Kürtlerin Türkiye'yi tamamen kaybetmesi gibi bence yine Kürtler açısından da trajik olacak bir sonuca doğru sürdüler süreci. Hı hı. Bence burada bir hata olduğu da anlaşıldı. Çünkü sokaklarda istenen tepki alınamadı. Her şehirde yaklaşık 1000 kişiden daha fazla kişi sokağa çıkmadı o süreç zarfında. Bunu da ben ölçülüp tartıldığını düşünüyorum İmralı tarafından. Ve gelinen noktada evet bunlar bir türbülanstır. Hani kafa karışıklıkları, gitgeller olur. Her barış sürecinde olur. Her iki tarafın da kafası karışabilir. Her iki taraf da zaman zaman kendisine başka bir yerde başka şanslar görüp ya da vehmedip süreci bitirme gibi yanlış kararlar ya da yanlışa sürebilirler süreci denilip tekrar bir tamirat, bir tadilat sürecine girildi. Bu noktada Cemil Bayık, biliyorsunuz özellikle Bayık, Aysel Toluk sürekli hani sürecin moralini, yani sürece inananların moralini bozucu açıklamalar yaptılar vesaire ama devlet bu konuda serin kanlı bir yerde duruyor. Benim özellikle Başbakanlık kulislerinden de aldığım şeylere göre, haberlere göre. Yani müzakere, kim müzakere edecekse, yani kim müzakereye hazırsa, barış için kim devam etmek istiyorsa onunla masaya otururuz. Ama yumruklaşmak isteyen varsa ona ilişkin tavır da farklı olur gibi bir yaklaşım var. Öte yandan yani müzakere ve barış sürecinin devamındaki kararlılık devam ediyor, bu sürüyor. Öte yandan işte bu silah bırakma meselesi, silahsızlanma meselesi ağırlıklı bir vurgu haline gelecek gibi görünüyor önümüzdeki dönemde. İlk başta, çözüm süreci ilk başladığında 2013'te bir ara çözüm gibi aslında düşünülmüştü. Hani militanların dışarı çıkması. Hatırlarsanız önce silahsız çıkacaklar evet. denildi ama sonra silahlı da çıkabilirler noktasında bir buluşuldu. Ama sonuçta PKK militanlarını geri çekmedi ya da militanlar dışarı, Türkiye sınırı dışına çıkmadılar. O konuda PKK vaadinin gerisine düşmüş oldu. Fakat yani Türkiye, yani devlet artık sınır dışına çıkma ile yetinmeyecek gibi de görünüyor. Yani silah bırakmayı Türkiye sınırları içerisinde tabii. Ötesi çok gerçekçi bir şey değil. Yani Türkiye sınırları dışındaki PYD'nin ya bağlı YPG'lileri falan kapsamıyor elbette bu. Ama fakat Türkiye sınırları içerisinde net ve kesin bir silah bırakma, silahsızlanma
ve yani bundan sonra demokratik çoğulcu siyasetin bir parçası olacağıza dair daha net bir iradeyi şart koşuyor. Siz ne görüyorsunuz Orhan Bursa'da önümüzdeki süreçte ne fark edecek? Silahsızlanma mı olacak başlığımız gelişmeleri takip eder? Şimdi burada tabii ki önce bu görüşmelere yeniden başlamaları zaten başka iki tarafında başka şu aşamada seçeneği. Başka seçeneği de yok bir şekilde. Fakat bir şekilde bu görüşmeler yeniden başlayacak. Fakat geçen toplantılarda da altını çizmiştik. Hep yeni koşullar ve yeni bir başlangıçtır bu. Yani eskiler bir parça siliniyor ve yeni bir başlangıç orada yapılıyor. Yeni başlangıcın oyun kuralları farklı. Bunların altını çizmek lazım. Şimdi ben bütün konuşmalardan bir iki not aldım o konuda. Birincisi güven artırıcı önlemler. İki yıldır yapılan görüşmeler var. Hala karşılıklı birbirleri güvensiz iki taraf var. Ve burada acaba diye düşünüyorum, iki yıldır ne konuşmuşlar? En temel bir şey, birbirlerine güven duymadan masada neleri konuştular bugüne kadar? Bunların hepsi meçhul diyeceğim ama alt tarafı da sızıyor gazetelerde, basında vesaire falan şey yapıyoruz. Herhalde yani, ondan da bir ders alınmış ki bu şeffaflık vurgusu çok dile getiriyor. Şimdi bu şeffaflık iyi. Bence yani daha da şeffaf olsunlar. Biz de katılalım. Ben çok açık söylüyorum. Yani bu milleti katmadan bu işe bu meseleyi çözemezsiniz. En sonunda onun okeyini almak zorundasınız siz. Evet demesi lazım bu çözümlere. Büyük kitleler içine sindire sindire. Şimdi ben bir iki şeye işaret edeyim burada. Burada üç başlı bir şey var. Şimdi orada hükümet var. Burada da masanın öbür tarafında üç baş var. Öcalan var, PKK var, bir de HDP var. Yani üçü de farklı şeyler söyleyebiliyor. Veyahut da tek bir parti, tek bütünleşik bir blok olarak kabul etsek bile hepsinden çok farklı sesler çıkıyor. Hı. Sanki hepsi aynı davaya hizmet ediyormuş gibi. Ama ben öyle kabul etmiyorum. Bu böyle bir görüşme olmaz. Böyle bir görüşme de sürmez. Dünyanın hiçbir yerinde sürmez. Bir tanesi Barış orada diyecek, konuşacak vesaire. Öbürü orada tehdit edecek. Diyecek ki işte Afrin, Kobali olmazsa bu iş biter. Şimdi de Afrin böyle bir şey. Ve ondan sonra 6-7 Ekim olaylarının, o dehşet olayların bu çözüm sürecini kurtardığı konusunda böyle fikirler falan ediyor. Böyle zırvalıklarla sürüyor. Bu bir komedidir. Yani bu çözüm masası, bütün bunlar benim için bir komedi. Burada tek bir muhatabı olur bu masanın. Muhatap Öcalan'sa Öcalan'dır. Kardeşim bir yerlerin hiçbir tanesi karışmaz. Konuşmazlar da. Hepsi Öcalan'ın onu baş müzakereci olarak zaten iki tarafta gösteriyor. O zaman ötekilere ne oluyor? Gibi bir soru var ortada. Yani birisine muhatap almalı ve onunla birlikte yürümeli. Onunla birlikte yürümediği sürece de buradan hiçbir şey çıkmaz. Şimdi bakıyoruz yine eğer Öcalan her şeyi yürütüyorsa aynı zamanda Kandil'e de böyle konuşacaksın diyorsa 6-7 Ekim olaylarında dahli varsa, parmağı varsa emir vesaire falan konusunda Öcalan'ın yeniden yargılanması için koşullar bile oluştu demektir. Ya bu savunuluyor çünkü. Öcalan'ın şeyi olmadan, talebi olmadan veyahut da ihsası işte işareti olmadan böyle olaylar yaşanmaz deniyor. 6-7 Ekim'in bir şeyi muhatabı olması lazım. Savcılar sürecek mi, sürmeyecek mi? Yani bunu araştırıyorlarmış, bilgimiz yok bu konuda. Bir şeyler yapıyorlar gerçi ama orada şimdi böyle bir kargaşa içinde böyle bir çözümsüzlük, bu çözümsüzlük sürecidir. Çözüm süreci falan değil. Şimdi bazı arkadaşlarımız diyor ki iki taraf arasındaki bu mesele üçüncü tarafı sabote etmek isteyen üçüncü tarafı sevindiriyor. Niye sevinsin? Öyle bir şey yok. Üçüncü tarafın yahut da beşinci tarafın zaten hiçbir dahli yok şeyde. Birebir süren, birebir iki tane iradeye üçüncü bir tarafın girmesi zaten söz konusu değil. Ne egemenliği var o konuda, ne başka bir şeyi var, ne söz hakkı var vesaire falan. Üçüncü taraf kim? Üçüncü taraf bütün bir millet aslında arka tarafta olan ve olayı seyreden. Bunu görmek lazım. Bir nokta şimdi bir yani orada bir çözüm masasında bir şantaj politikası var. Ya böyle bir şey olabilir mi?
Siz nasıl konuşacaksınız? Şantaj politikası. Hükümet de buna karşılık o da şantaj politikasını devreye sokuyor. 151 tane toma. Her kente oralara tomayla donatırım diyor. Eline molotof kokteyli alanı vururum diyor. Mesajlar veriyor şeyden. Ben silahlı hareket olarak nitelendiririm. Şimdi böyle bir şeyden bir kargaşa içinde böyle bir şey olmaz. Ya bunu ya bir ya kardeşim düzgün bir şekilde görüşeceksiniz. Bir tane muhatabınız olsun ve bir tarih olsun. Bir şey bir yere varın oradan. Biz de görelim. Evet diyeceğiz veya da hayır diyeceğiz. En sonunda bunlar açıklanacak. Orada sandık var bilmem ne falan. Sonuç ne olacağını biz de bilmiyoruz orada. Başka bir nokta. Bu tarih konusunda ama işte hem önce Selahattin Demirtaş geçtiğimiz hafta sonra bugün Pervin Buldan sık sık Öcalan'ın işte Nisan ayına işaret ediyorlar bir şekilde bu takvimler. 15 Ekim çalışılıyor mesajları 15 Ekim, 16, 10, 20, 20 Kasım, anladım. 15 Aralık bilmem ne. Bunların üzerinde durmamak mı gerekiyor? Şimdi bir iki noktaya evet yani ben o tarihleri fakat şu önemli şimdiki kargaşalığın temel nedeni seçimlere giderken Kürt tarafının kesin bir sonuca gitmek istemesinden kaynaklanıyor. Birincisi bu. Şimdi bir iki noktaya daha değineyim, sonra size vereyim sözü. Burada yani başka arkadaşlara vereyim sözü. Şimdi burada barışa kalkıp orada barışı sürdürüyor. Burada savaşı da biz yaparız. Böyle şeyler olur mu çözüm sürecinde? Çözüm sürecinin masada yeni olan tarafı yine Cemil Bayık'ın söylediği şeydir. Afrin'i gündeme getirdi. Burada PKK arkasında ABD vesaire falan o güçleri orada. Savaşçı Amerika, Batı onları savaşçı bir güç olarak IŞİD'e karşı kabul etti. Bir tek onları güvendi ve arkalarında o var. Onlar da bunu şimdi çözüm masasına aktarıyorlar. Arkalarındaki o gücü Amerika'yı çözüm masasına. Üçüncü göz de böyle ortaya geliyor. Yani üçüncü göz ilk başta çok açıkça Amerika bu konuda olsun dendi. Yani ben de hocamın söylediğine katılıyorum. Böyle bir şey olmaz tabii. Bunu tamamen uluslararasılaştırırsak bu meseleyi bu gider. Kopar gider yani. Sizin kontrolünüzden falan Türkiye'nin kontrolünden çıkar bu tamamen. Ondan sonra ayıklarsınız pirincin taşını. Evet. Yani şimdi notları bunlar. Sözü size evet, veriyor diyoruz. Peki. Ruşen Çakır şimdi bir taraftan da heyete iki kişi eklenecek, eklenmeyecek. Onun kararı verilecek. Bu kişilerden bir tanesi Hatip Dicle. Hatip Dicle konusunda siz önemli bir yazı da kaleme aldınız. Bombayı gerçi Cumhuriyet Gazetesi Ankara Bürosu'ndan Erdem Gül patlattı ama böyle bir hükümet tarafından şu olsun olmasın Hatip Dicle süreçte daha aktif olsun. Selahattin Demirtaş biraz geri plana çekilsin gibi böyle bir takım taktiksel adımlar mı atılacak, atılıyor? Hanımefendi yazdı, onunla başlayın isterseniz. Yok ben sizle başlamak istiyorum çünkü sizde... Yani Hatip Dicle'nin öne çıkması gerektiğini yazan Nihal Hanım yazdı mesela. Başkaları da söyledi. Bence yani o çok uzun bir hikaye ama çok olacak bir şey değil. Hatip Dicle ile ben kısa bir süre önce DTK Kongresi'nde seçildiği zaman bayağı bir muhabbet etmiştik. Daha sonra röportajlar verdi birkaç tane. Şimdi Kürt hareketi içerisinde birbirinden farklı tonlar muhakkak var ama bunların içerisinde Öcalan'ın sağladığı bir uyum var büyük ölçüde. Hatip Dicle düne kadar en sert, en şahin bilinir ve hatta milletvekili olmaması, daha doğrusu milletvekilinin gasp edilmesi, sonra da yine içeri atılması falan çok kimse fazla bundan rahatsız olmadı. Ama son dönemde biraz daha yumuşak konuştuğu için Selahattin Demirtaş daha hükümete yönelik tabii daha sert gözüküyor. Onun için Hatip Dicle'nin bir ilgi uyandırdığı gerçek. Ama Hatip Dicle zaten çok önemli bir fonksiyon üstleniyor. Şimdi Demokratik Toplum Kongresi denen yapı Öcalan'ın kafasında HDP'nin de üstünde bir yapı. Zaten o ama şu anda fonksiyon olarak onu tam yerine getiremiyor olabilir DTK denen yapı ama şu anda 3 tane yapı var. HDP var, Demokratik Bölgeler Partisi var, belediye başkanları orada, milletvekilleri HDP'de, DTK bunların hepsinin üstünde bir yapı aslında. Ama tam olarak oturmadı ama oturduğu zaman zaten HDP'nin üstünde olacak. Şimdi onun
Daha önce Leyla Zana ile ilgili benzer bir süreç olmuştu. Leyla Zana'nın öne çıkması çıkmaması meselesi olmuştu. Leyla Zana zaten kendini geri çekti ve çok da fazla yüksek profilli gözükmemeye çalışıyor. Ama anladığım kadarıyla bu süreçte Leyla Zana da çok tekrardan Öcalan tarafından devreye sokulacak, o gözüküyor. Yani bu Kürt hareketi içerisinde, daha doğrusu bu tüm bu İmralı, Kandil ve HDP hepsinin beraber olduğu hareketin içerisinde değişik fonksiyonlar, değişik kişilikler, şahsiyetler, değişik yapılar var. Ve bu yapıların içerisinde kimi zaman Öcalan öteden biri hareketini yönetirken değişik kişileri ve yapıları birbirine rekabete sokar. Hatta böyle çatışmaya da soktuğu zamanda çok olmuştur ve sonunda kendisi bütün bunları toparlar ve iktidarını da onların üzerinden tekrar yapılandırır. Bu eski şeydi. Şimdi ama Öcalan'ın bu yeni süreçteki benim özellikle dikkatimi çeken husus, bir süredir son çözüm süreci sürecinden itibaren, yani son süreçten itibaren hareketin içerisindeki farklı unsurlar arasındaki çelişkilere çok fazla dikkat çekmiyor. Çok fazla eskiden muhakkak çok sert eleştiriler getirirdi vesaire yapardı. Getirse bile bunların içeriden konuşulmasını sağlıyor. Kamuya mal edilmesine pek yanaşmıyor. Yani şu anda Kürt hareketi çok birlikte hareket ediyor görüntüsünü çok fazla veriyor. İç meselelerini çok fazla öne çıkartmıyor. Öcalan bunları teşvik etmiyor. Öcalan teşvik etmeyince de hareketin içerisindeki rekabet çok örtülü bir şekilde gidiyor. Ama hep var. Hareketin içerisinde hep var ama şu andaki şunları da bitireyim. Selahattin Demirtaş başarılı bir siyasetçi. Evet. Şu anda Recep Tayyip Erdoğan bir, Selahattin Demirtaş iki. Şu anda Türkiye'de siyaset benim gördüğüm, gözlemci olarak gördüğüm, siyasetçi olarak sivri, öne çıkan iki figür bu. Tabii burada Selahattin Demirtaş'ın zayıflatılması isteniyor. Tayyip Erdoğan'ın kümeti bırakıp yani köşke çıkmasıyla beraber onu dengelemenin yolunu Selahattin Demirtaş'ı zayıflatmak olarak görüyorlar ama bunu çok başarılı olacağını sanmıyorum. Şimdi siz bu dille yürümez doğru dediniz. Dil konusu önemli, evet, sürecin devamı ancak Hatip Dicle ve onun gibilerin dili dolaşıma girerse mümkün. Akabinde Selahattin Demirtaş bir öz eleştiri yaptı. İşte bu 6-7 Ekim olayları konusunda çağrıyı yaparken bu kadar aklımıza gelmedi gibi. Acaba bu hükümetin sezgisel mi veya alınan bilgi doğrusu hükümetin Hatip Dicle'yi daha aktif kılmak istediği süreçte Selahattin Demirtaş'ın da tekrar o role bürünmek istemesiyle alakalı mı? Ne gelişiyor, ne oluyor, ne bitiyor bizim bildiğimiz dışında, vallahi, gördüğümüz dışında? Ben o yazıyı yazarken hiç hükümetle Hatip Dicle arasında ne tür bir ilişki var, ne tür bir temas kurulmuş, sağlanmış. Hani çok da onu umursayarak ya da onunla ilgili bir bilgiyi baz alarak yazmadım. O günlerde hani Hatip Dicle'nin tutumu, yani bir tarafta Aysel Tuğlu'nun tutumu var. Veya işte PKK'da sözü geçen kurma niteliğindeki insanların sürekli Türkiye gündemine yaptığı salvolar var. Yani onlarla yürümesi elbette imkansız. Yani hani AK Parti artık hükümet, bu hükümet, işte hükümete hükümet eden parti artık partnerimiz olmaktan çıkmıştır diyen bir sima vardı orada. Hemen bir önceki yazımda da zaten Aysel Tuğlu'nun o yazdığı yazının ne anlama geldiğini ve o yazıya duyduğum tepki kaleme almıştım. Ve söz konusu yazıda da yani 6-7 Ekim gibi bir felaket. Yani orada Selahattin Demirtaş'ın o çağrıyı yapması da bir skandaldır. Orada kitlenin o türde bir, yani barışçıl olması gereken bir gösteri ki Türkiye'de kimse buna itiraz etmez. Evet, yani Kobani konusunda fazladan duyarlılığı olan, Türkiye'nin belki bir kısmının yeterince ayılamadığı, paylaşmadığı ya da bir kısmına hayır biz bu konuda çok duyarlıyız demeyi hedefleyen barışçıl bir gösteri yapılabilirdi. Ama o yapılmadı. O gösterinin barışçıl olması da sağlanabilirdi. Sağlanmadı, benim görüşüm o yönde. Çünkü peki, bir sonraki toplanmada aslında kimsenin burnunun kanamamasını sağlayabildiler.
olaysız dağılabildiler. Demek ki istenince oluyormuş. Hani peki, bunu hem bize gösterdiler hem de bu mesajı verdiler. Cumhuriyet Gazetesi'nde Erdem Gül yaptı bu haberi. Hani AK Parti'nin HDP design planı diye. Demirtaş gitsin, Hatip Dicle gelsin. Orada sadece 6-7 Ekim olayları sırasındaki tavır yok. Mesela Gülen cemaatine karşı açık tavır almaması, 17 Aralık sürecinde Erdoğan aleyhine çıkışlar yapması, CHP ve sola fazla yakın olması gibi maddeler var. Gerçeklik payı nedir bunların sizce? Dicle tercihi. Yani bir dizayn olarak görmüyorum. Eğer dizayn olarak düşünseydik, yani ben öyle düşünmedim açıkçası. Ama HDP'nin sağlam ve sıkı bir eleştiriye, Selahattin Demirtaş'ın da gerçekten bir öz eleştiri yapmasını gerektiren çok fazla etmen olduğunu düşünüyorum. Bir kere HDP, yani Cumhurbaşkanı olması mesela ne kadar sevindiriciyse bu ülkede, yani Kürt siyasi hareketine mensubum diyen bir Cumhurbaşkanlığına adaylığını koydu. Ve bu gerek Davutoğlu tarafından gerek Erdoğan tarafından her zaman aslında söyleşilerde, görüşmelerde olumlu bir faktör olarak yansıtıldı. Hı hı. Yani Türkiye'nin bu mesafeyi alabilmiş olması. Fakat bunun karşılığında mesela Selahattin Demirtaş bağlamadan başka bir şey çalmam gibi son derece pejoratif, rencide edici sloganlarla o Cumhurbaşkanlığı yarışını götürdü. Mesela ben bunu eleştiririm. Hani bireysel olarak eleştiririm ama hani bu noktada HDP'nin sil baştan bir dizaynı gerektirir mi, gerektirmez mi? Yani o konuda daha fazla şans verilmesi de mümkün olabilir. Çünkü denildiği gibi, yani az önce sizin hatırlattığınız gibi yanlışa yanlış yaptık diyebilme potansiyeli var aslında Selahattin Demirtaş'ın. Mesele şu ki bunu daha fazla kullanması gerekiyor. O potansiyeline benim görüşüm daha fazla başvurması gerekiyor. Özellikle hani Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde ya da Türkiye tasavvuruna, Türkiye'nin geleceğine ilişkin kendi damgasını vuramamış, hı hı, Türk solunun, daha sonra liberal olarak hayatına devam etmiş, entelektüel hayatına devam etmiş Türk solunun partiye çok fazla, gerektiğinden fazla müdahalesinin önünü açıyor. Peki. İşte birinin kalkıp sekülerleri desteğe çağırıyoruz gibi son derece muammalı ifadeler kullanması söz konusu olabiliyor. Hani bu konuda daha net durması gerekiyor. Kürtlerin sekülerlerden oluşmadığını, Kürt hareketinin ya da Kürtler dediğimiz toplumun tümünün kendisini seküler diye tanımlamadığının altını çizen bir açıklama yaptı. Ama yetersiz bence. Peki. Yani bu türden müdahaleler Orhan yapması Bursalı, lazım. Orhan Bursalı, şunu merak ediyorum. Şimdi bir taraftan Sırrı Süreyya Önder, tarihi barışımız için ne gerekiyorsa birlikte hayata geçirmek zorundayız. Af da buna dahil dedi. Sizce önümüzdeki süreçte genel af beklemeliyiz. Bir de sizin de dikkatinizi çektiğini bildiğim için soracağım bunu. Sırrı Süreyya Önder bu hafta basın toplantısında tuhaf bir şey söyledi. Dedi ki Bülent Arınç geçen hafta Öcalanlı hükümetin diyaloğu konusunda talihsiz bilgi eksikliğinden kaynaklanmış bir şeyler söylüyor. Şimdi Bülent Arınç da sürecin içindeki isimlerden bir tanesi, Yalçın Akdoğan'ın bilgilendirdiği. Fakat bir taraftan böyle bir bilgi eksikliğinden bahsetti. Böyle bir şey söz konusu olabilirmiş gibi. Halbuki görevi gereği bizim bildiğimiz kadar olmaması gerekiyor. Bir taraftan da orada bir iletişim kopukluğu seziyor musunuz AK Parti kanadında? İletişim kopukluğu mu yoksa yani bazılarını birbirlerinin devre dışı bırakma politikaları mı bilmiyorum. Yani bu onu o açıdan hükümet arasındaki bir bütünleşik ve herkesin birbirini bilgilendirdiği ve ortaklaşa hareket ettiği bir durum yokmuş gibi bir durum ortaya çıktı. Orada sondan başladım şeye. Burada Yalçın Akdoğan aslında doğrudan doğruya Cumhurbaşkanı'nın en yakını olarak kabinede, yani onu çok baş danışmanıydı, siyasi baş danışmanıydı. Ondan sonra doğrudan doğruya başbakan yardımcısı olarak Cumhurbaşkanı'nın etkisiyle başbakan yardımcılığına getirildiğini biliyoruz. Şimdi sanıyorum bu konuda en yetkili kendisini gören Yalçın Akdoğan. Öyle o pozisyonda bütün o yapılan konuşmalar, açıklamalar vesaire falan bunu gösteriyor. Bülent Arınç'ın da biraz geri planda, arada sırada konuştuğu zaman da biraz sanki durumdan bir habermiş gibi algılandığı, en azından Kürt tarafının yaptığı açıklamadan bunu öğreniyoruz. Ki Kürt tarafı hem Yalçın Akdoğan ve diğerleriyle farklı konuşur, bilgilendirirken burada Bülent Arınç'ın farklı bir şey söylemesi bu şekilde izah edilebilir. Bir de ikinci bir izah tarzı da şudur.
farkında değildir veyahut da bilgilendirilmemiştir. Burada bilgilendirmeme konusunda da özellikle de Arınç'la Arınç'ın bu saray konusunda karşı çıkışlarını aklıma getiriyorum. Cumhurbaşkanlığının kadrosuyla bir anlaşmazlık net bir şekilde orada da ortaya çıktı. Sadece o değil, biliyorsunuz Mehmet Şimşek de girdi. Yani Cumhurbaşkanlığı kadrosuyla ve ona bağlı insanlarla hükümet arasında böyle bir şey var. Küçükten filiz veren bir anlaşmazlık var. Ben bunu ona bağlıyorum aslında. Bu Arınç bu konuda yeterince bilgilendirilmemiş olmalı diye düşünüyorum. Şu genel lafa gelince, genel laf bana kaçınılmaz gibi geliyor. Yani bu görüşmelerin orada sonucunda bir genel laf gündeme getireceklerdir. Öcalan da bunun içindedir. Yani bunun bu affın öncelikle tabii ki hem Öcalan'ı kapsayacağı hem de çok daha geniş bir kesimin talebi olarak, çünkü hapishaneleri de doldurdu bu iktidar gördüğüm kadarıyla. Ve yer yok, durmadan yeni hapishaneler yapılıyor vesaire, orayı boşaltmak ihtiyacı da var. Bir de tabii ki seçimleri giderken de bunu yaparlarsa eğer, tam bilmiyorum, bu konuda henüz daha hükümetin hiçbir işaret gelmedi. Ama bu çözüm sürecinin dayatması, hükümetin yani ciddi bir adım at konusunda Kürt tarafının getirdiği görüşler ve politikalar karşısında bunu yapabilir. Bu çözüm sürecinde bir affı gündeme getirebilir. Nisan vesaire falan, yani Haziran'dan önce bir af gündeme gelir diye ben düşünüyorum. Peki. Bu masanın kaçınılmaz bir sonucu olacak. Reklama gitmeden önce çok kısa alacağım. Fehmi Koru atılacak radikal bir adım bekliyor musunuz bu tarzda? Yoksa oyalama taktiği, çünkü sizin yazınızda evet, bu, bu yani mu acaba? Evet, benim en fazla endişe ettiğim iki tarafta şu aşamada bu süreci baltalamak noktasına gelindiğinde bunun getireceği zararları biliyorlar. Dolayısıyla biraz daha zaman kazanalım mı diyorlar diye kendi içimde kuşku taşıyorum. Şimdi ben tabii herkes, hem HDP'liler hem hükümet tarafı, bu 6-7 Ekim ardından meydana gelen gelişmeler sırasında bu süreci başından geldiği noktaya kadar herhalde gözden geçirdiler. Bu arada ben de kendi tavrımı gözden geçirdim. Ben niye istiyorum bu süreci? Elbette başta kan akan kanın durması için istiyorum. Evlatlarımızı askere gönderirken onların sağ salim gelmelerini beklemek için istiyorum. Türkiye'nin huzur ve istikrara kavuşması için istiyorum. Ama bir şey için daha istiyorum. Yani eğer bu sorunun temelinde bizim gibi insanların getirdiği tez doğruysa, yani Türkiye yeterince demokratik olmadığı için, hak ve özgürlükler bilinen evrensel ölçüler içerisinde uygulanmadığı için, insanlar kendilerini ikinci sınıf hissettikleri için bu teröre başvuruyorlar ve bundan dolayı bunlar oluyor ise, o takdirde demokrasinin kanallarının genişletildiği, hak ve özgürlüklerin önündeki bütün kısıtlamaların kaldırıldığı bir Türkiye'ye götüreceği için ben bu süreci destekliyorum. Şimdi eğer burada bir sıkıntı varsa, yani herkes, yok ben Hatip Dicle mi olsun, Selahattin Demirtaş mı olsun, ikisinin arasındaki yaklaşım fark, bunlardan dolayı oluyorsa bu gelişme bir tarafta veya öteki tarafta, efendim biz işte Kürtlere bir şeyler verelim ama onları sırtını sıvazlayarak Türkiye'nin geneli ve orası bildiğimiz gibi idare edelim. Bunu diyorlarsa burada benim bir sorunum var demektir. Yani bir siyasi bu süreci destekleyen bir insan olarak benim bir kendi kendime yaptığım sorgulamanın sonucunda burada bir sorun var demektir. Onun için ben arzum tekrar herkesin kendi durumunu bir sorgulaması, hükümetin, HDP'nin temsil ettiği çevrelerin, kimlerse onlar, bu genel affı vesaireyi filan da düşünüyorlarsa, onun için Türkiye'nin bütününü tasavvur etmeleri, nasıl bir Türkiye, onun içerisinde Kürtlere ne düşüyorsa onları biz destekleyelim sonuna kadar. Ama yok, sadece bir Kürtlerle ilgili bir durum varmış ve onun iyileştirilmesi söz konusuymuş gibi yaklaşıyorlarsa,
Ki benim şu anda gördüğüm öyle yaklaştıkları çok iyice ortaya çıktı. Hatta eğer böyle olmazsa, sadece bizim haklarımız üzerinde durulmazsa, işte 6-7 Ekim vari şeyler olabilir tarzında da bir yaklaşım sergiliyorlarsa, ben böyle bir süreci çok yararlı da doğrusu görmüyorum, bulmuyorum. Görmüyorum diyorsunuz. Şöyle bir analizle kapatalım bu konuyu, sonra Alevi meselesine geçeceğiz. Şimdi bir taraftan siyasi hesap yapmak da lazım. 2015 seçimleri geliyor. Bir taraftan çok radikal şeyler söylüyoruz. Yani genel af falan diyoruz. Ama bir taraftan da Türk sorunu ortaya çıktı. Evet. Ve bundan ders alındı ki tekrar yola koyuldu diyoruz. Nedir bütün bu kararı nasıl sentezleyeceğiz? Şimdi bir barış ve çözüm süreci yaparken başka alanlardaki barışı da bozmamak lazım. Onun için yani çok üzerine itinayla eğilmemiz gereken çok hassas bir süreç bu. Ben bir 6-7 Ekim olaylarıyla ilgili kısa bir tespit yapmak istiyorum. Şimdi bu 6-7 Ekim olayları kontrolsüz gelişen bir kalabalık hareket gibi görülse bile bence birilerinin kontrolünde gelişti. Yani birilerinin kontrol edemediği ama birilerinin çok da ciddi şekilde kontrol ettiğini düşündüğüm olaylardı. Ama bu kontrol edenlerin Selahattin Demirtaş, Öcalan falan olduğunu ben düşünmüyorum şahsen. Kanımca bu olayların iki sebebi olduğu, bir barış sürecini durdurmaya yöneldiler ve hem hükümet üzerinde baskı oluştu hem de halk, geniş halk kitlesi üzerinde kuşku bulutu yarattı. Yani acaba bir buçuk senedir çok iyi giden bir şey bir anda kırılma noktasına gelir, her şey yok hale gelebilir mi? Yani durdurmaya sürece, yönelen kim? Kim olduğu Kürtlerle Türklerin arasındaki ittifakın bozulmasına tercih edebilecek ya da bir iktidar mücadelesi veren o grubun içerisindeki gruplar olabilir. Yani onu ayrıca analiz ederiz. Ya yani o konuda da bir fikrim var ama ikinci önemli özelliği bunun bence Selahattin Demirtaş ve Öcalan'a yönelikti bu hareketler. Yani hep Öcalan'ın kontrolünde geliştiğini düşünüyoruz ama Öcalan'ı ön plana çıkartan, Öcalan'ın koşullarını hafifletecek olan ve Öcalan'ı yeniden bir siyasi figür haline getiren şey barış süreci. Barış sürecini ortadan kaldırdığınız zaman Öcalan'ın şartları daha ağırlaşır, daha da kötüye gider. Gelecek için bir umut beslemesi de mümkün olamaz. Yani bugün Öcalan'ın devlet tarafından konumlandırıldığı nokta o barış sürecini yürütmesi gereken insan bir çatışma sürecinde hemen bertaraf edilir. Yani o zaman başka bir moda girilebilir. O bakımdan çatışma sürecini isteyenler, Öcalan'ı bertaraf etmek isteyenler ve ikinci olarak da bence Selahattin Demirtaş'ı bertaraf etmek isteyenler. Yani ben ortaya çıkan bu kargaşayı Selahattin Demirtaş'ın hayal bile ettiğini düşünmüyorum doğrusunu isterseniz ki hemen olayların arkasında açıklama yaparken ki vücut dili, ruh hali çok şeydi yani hoşnutsuz olduğu çok belliydi. Tabii ki hareketi sahiplenmek zorunda kaldılar. Nitekim sonradan mesela maskeli şahsiyetlere yönelik kamu düzeni endişesiyle onlara önlem alınacağı söylendiğinde çok da fazla bir tepki gösterilmedi. Kim bunlar ortaya çıksın noktasında aslında kendi aralarında da bir fikir birliği olduğunu düşünüyorum. Yalnız süreçle ilgili bir önemli nokta var. Biz tabii süreci dünyadaki bütün her şeyden bağımsız bir noktada ele alıyoruz. Yani bu Türkiye'nin iç meselesi. İçeride bir takım aktörler, kişiler. Yani Öcalan, Demirtaş, Erdoğan, Arınç falan üzerinden gidiyoruz. Bu süreç bu kişileri çok aşan bir şey. Yani bu dünya satındaki dengeleri etkileyecek olan bir şey. Çünkü temeli bu çözüm süreciyle birlikte Türklerle Türkiye'nin içindeki Kürtlerin ve dışındaki Kürtlerin İttifak alanı oluşturmasına katkıda bulunacak olan bir şey. Yani Türkiye kendi içindeki sorunları çözerken aslında dışarıya mesaj vererek çözüyor. Orta Doğu dengelerini etkileyecek olan bir şey Kürtlerle Türkiye'nin ittifak kurması. Orta Doğu dengelerini etkileyecek bir şey dünyanın dengelerini etkileyecek bir şey diyordu. Yani onun için baktığınız zaman ortaya çıkan bu aktivitelerde süreci sekteye uğratacak ya da süreci hızlandıracak aktivitelerde mutlaka dış aktörlerin de katkısını inkar etmemek gerekiyor. Yani bugün Türkiye ile Kürtlerin ilişkisi hem Rusya'yı hem Amerika'yı hem Avrupa'nın birçok ülkesini hem de bölge ülkelerini etkiliyor. Yani İran'ı tamamen devre dışı bırakarak bu meseleyi anlayamazsınız. Türkiye'nin içi gibi görünen şey aslında dünyanın tamamıdır. Öyle bakmak lazım. O nedenle bence Türkiye bu sürece de mahkum olduğu için devam ediyor. Yani bu seçimle meçimle küçük oynamalarla belki bazı teferruatlar ortaya çıkabilir ama temelde ana akışı bozmak çok kolay değil. Yani Türkiye ile Kürtlerin zaten ittifakını bozması ya da böyle bir ittifak oluşturmayıp bir çatışma ortamında geleceğini kurgulaması tabii halinde bambaşka bir şey gidecek. Değil, Amerika'daki seçimlerden önce de bitmesi tabii, gerekiyor. Tabii öyle şeyler de Cumhuriyetçiler gelmeden Türkiye'deki olaylar de orada da kullanılıyor. Türkiye'nin tavrı, gelişmeler her yerde, dünyanın her yerinde yankı yapıyor. Reklamlar devam edeceğiz.
gelin Kerbela'dan ibret alıp hep birlikte kucaklaşalım. Gelin Kerbela'dan ibret alıp hep birlikte kucaklaşalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Muharrem ayı sebebiyle Alevi sivil toplum kuruluşlarına verdiği iftar ve Davutoğlu'nun Hacı Bektaş ziyaretinin ardından Alevi açılımı gündemin merkezine oturduğu, Bülent Arınç bu konuda bir heyetin çalıştığını ve yılbaşından önce Alevi açılımı paketinin hazırlanacağını bildirdi. Şimdi ben Nihal Bengüsü Karaca'ya dönüp sorayım. Gerekli adımlar atılıyor ama yeterli adımlar atılıyor mu? Ne olursa, hangi adım atılırsa bundan sonra evet gerçekten Alevi açılımı konusunda samimiyet var ve bir yol alınabilecek nihayet diyebileceğiz. Yani ben bir kere hani baştan samimiyet olduğunu düşünüyorum. Yani Davutoğlu'nun o bir Hacı Bektaş konuşmasını, o konuşmayı aslında herkesin tekrar dönüp okuması lazım. Orada gerçekten hani Alevilik, Sünnilik gibi yani mezhebi ayrımların, mezhep eksenli gerilimlerin önüne geçmeye çalışan, yani birlik ve beraberliğin hamurunu, harcını yoğunlaştırmaya çalışan samimi bir niyet var. Fakat biz de, yani bu AK Parti ya da değil çok fark etmiyor. Ve bu türden hani birlik, beraberlik, kardeşlik, coğrafyanın içinde olduğu süreç düşünüldüğünde tabii çok önemli. Ama bütün bu hedeflerin şifai yollarla çözüleceği, yani biz kardeşiz, etle tırnak gibiyiz falan denilince işlerin tamam olacağı gibi bir şey var, algı var. Yani oysa artık şimdi çözüm sürecinin olduğu, hani daha önce inançlarından dolayı okullara giremeyen, yani inançlarına dair bir pratiği, bir ibadeti uyguladıkları için okullarına giremeyen, çeşitli iş yerlerine giremeyen, şimdi başörtülü kadınların sorunlarının çözüldüğü, Kürt meselesinde çözüm süreciyle Kürtlerin kimlik eksenli haklarının konuşulduğu, bu kadar tartışıldığı bir düzlemde siz Alevilerin talepleriyle ilgili mevzuyu iyi niyetle, samimi iyi niyet ifadeleriyle, birlik beraber kardeşlik vurgularıyla yetinerek halledemezsiniz. Yani gerilim var ve belli bir eşiğin ötesine geçti ve bazı talepleri var Alevilerin. Şimdi bu taleplere karşı. Bunu dinleyeceğim. Sadece sizin yani bir yerden başlamak lazım derken, evet, başlangıç noktasını belirlerken çok önemli bir şey söylüyorsunuz. Hangi yaklaşım benimsenirse benimsensin, iyi düşünürse ibadetini cemevinde yapan, cenazesini cemevinden kaldıran hayli geniş bir topluluktan caminin imamın masrafını vergi olarak almanın haksızlığı konusunda herkes mutabık herhalde kalacaktır. Herhalde evet. Yani dolayısıyla mesela Aleviler, Aleviliğin içindeki Alevi kimliğini farklı yorumlayanlar, İşte muhafazakarlar, mütedeyinler, Sünniler ve Sünnilik nedir konusunda da bir sürü sonuçta farklı kimlik tanımı yapılacaktır. Yani bu farklı kimlik tanımı yapılıyor, Aleviler içerisinden ortak bir Alevilik tanımı çıkmıyor diyerek bu tür gerekçelerle beklemek ve mevzuya ilişkin çözümü sahneye koyabilmek için sürekli mazeret üretmek artık kabul edilebilir olmayacak ve olmamalı da zaten. Mesela bu cemevi statüsüyle ilgili mesele de temel bir fikir ayrılığı var. İşte yani
Aleviler kendilerini tanım, Alevilerin kendileri tanımlaması meselesi. Eğer İslam'ın bir ekolü, bir tasavvuf okulu şeyiyse, uzantısıysa, o zaman Cem Evine işte ne gerek var gerçekten, tekkedir veya işte falan, yani böyle bakan, böyle bir bakma eğilimi var. Aleviler içerisinde çok yüksek sesle dillendirilmese de, kardeşim yani Alevilik, İslam yani muteber, mer'i, yürürlükte olan mainstream İslam anlayışından epeyce farklıdır. Ve Cem Evine ibadethane statüsü tanınmalıdır diyenler var. Ama bu ikisi arasındaki ortak fikir farklılıkları var. Ben diyorum ki yani devlet sürekli Alevilerin kendi aralarında bir ortak Alevilik tanımı yapamamalarını mazeret göstererek bazı adımlar atmaktan çekiniyor. Ama eğer devlet kendisi Alevilik İslam'ın bir kolu diyorsa, o zaman ona ilişkin talepler de var. Hiç değilse onları karşılaması gerekir. Nedir? Diyanette temsil hakkı verilmesi gerekir. Hiçbir mazeret üretmeden. Yani o zaman Şafiler ne olacak, Hanbeliler ne olacak, bu ülkede bunlar da yaşıyor demeden. Gerekirse Şafilere de vereceksin. Yani devlet sen olabildiğince çok talebi, hele ki böyle bir devlet tarifini, devlet vatandaş bütünleşmesi, vatandaşın hadimi ve hizmetkarı bir aygıt olarak tanımladıktan sonra talep, gelecek ekstra talepleri bir hakkı karşılanmaya engel olarak göstermemen gerekir. Gelecek her talebi karşılarım gözüyle bir kere sıfırdan. Kendini öyle yeniden tanımlaman gerekir. Eğer Aleviliği devlet İslam'ın bir kolu, bir tasavvuf ekolü olarak görüyorsa, bir parçası olarak, İslam'ın farklı bir durumu olarak görüyorsa Diyanet'te temsil eder. Ders kitaplarındaki düzenlemeler, din derslerinin de Aleviliğin yer aldığı bölümler daha kapsamlı, daha geniş şekilde ele alınır. Yok eğer bunu kabul etmiyorsa, yani açıkça söylemesine gerek yok. Yani halden anlayıp, ya işte evet öyle değil galiba, epey farklı bir yorum veya deist bir yorum aslında Alevilik diyorsa, o zaman Cemevi başlı başına evet insanların hak ettiği, o eğer o ayrı bir inançsa, Cemevi başlı başına bir ibadethanedir. Yani o zaman gerçekten Cemevi'ne ayrı bir ibadethane. Yani sürekli Cemevi'ne gidenlere cami işaret etmenin o zaman zaten hiçbir anlamı yok demek. Hakkaniyeti de yok. Cemevi'ni ayrı bir ibadethane olarak tanımalısın o zaman. Yani sürekli Alevilerin kendi aralarında anlaşamamaları, çelişkileri olduğunu söylerken devlet de aslında kendi kabul ettiği yoruma uygun pratik atmamış ve adım geliştirmiyor maalesef. Ve bu adımları artık geliştirmesi gerekiyor. Ruşen Çakır, bir tanesi soracaklarımdan, bir süredir Cumhurbaşkanı Erdoğan dile getirdiği Alisiz Alevilik yaklaşımı. Bir tanesi Alevilik Hazreti Ali'yi ve 12 imamı sevmeye indirgenebilir mi? Çünkü hayır öyle değil diye düşündüğünüzü biliyorum. Bir de çok önemli bir şey söylediniz siz. Alevi sorunun çözümünde şayet Davutoğlu kararlıysa Cumhurbaşkanı'nın Berkin Elvankos'ta konuşmasını engellemesi gerekiyor. Yani şimdi geçen Yasin Börü ile Berkin Elvan'ı kıyasladı ve Yasin Börü'nün imanlı olduğunu söyledi. Ya bu ne demek? Yani Berkin Elvan, o yaştaki çocuğun imanını kim nasıl bilir? Yani orada bir refleks olarak Alevi olması. Yani Aleviler Berkin Elvan'a sahip çıkıyorlar, seviyorlar. Anısını yaşatmaya çalışıyorlar. Onun aleyhine söylenen her şey, onu böyle hep sürekli gündeme getiriyor olmak, her şey bir yana Alevileri çok ciddi bir şekilde rahatsız ediyor. Çok yakından biliyorum. Yani bu öyle bir tahmin değil. Bildiğim bir şey. Bu çok yanlış. Yani şimdi siz devletin sorumluluğunda hayatını kaybeden bir çocukla bir örgütün sorumluluğunda hayatını kaybeden bir çocuğu Cumhurbaşkanı olarak eşitliyorsunuz. Hadi diyelim ki eşitlediniz. Ki Umur Tanrı'nın o konuda çok güzel bir yazısı vardı. Diyelim ki eşitlediniz. Birinin imanlı olup diğerinin imansız ya da birinin imanına sadece vurgu yapmanın alemi yok yani. Bu sonuçta rahatsız edici bir şey. Yalan Hanım doğru söyledi. Gerçekten Türkiye'de devlet Alevilik meselesini ertelemenin, üzerine yatmanın bahanesi olarak Alevilerin kendi arasındaki farklılıkları mazeret olarak alıyor. Yani diyor ki mesela, ya ben Diyanet'e, temsile razıyım ama çok itiraz var. Ya onları Aleviler kendi arasında halletsin. Bir şekilde Alevilerin arasında çok tartışma var, kavga var, vesaire var, şu var, bu var ama sonuç olarak siz eğer bir şey yapmak istiyorsanız öncelikle Alevilere bırakmanız lazım çözümün ne olduğunu.
çözüm Sünni'nin beğendiği çözüm olamaz. Kürt meselesinde de aynı. Türkler bir şey beğenecek, Kürtlere lütfedecek. Böyle bir şey olamaz. Eğer anayasada eşitlik temeli üzerine kurulu demokratik bir cumhuriyet iddiasındaysanız, çoğunluğun sayıca az olana bahşetmesi diye bir şey söz konusu olamaz. Ve burada da ertelemenin gerekçesi olarak ya onlar da zaten şudur, onlar da zaten budur. Şimdi Alevilik, Alisiz Alevilik meselesi, buna inananlar var. Böyle kitaplar da var. Ama bunlar, ben bu hareketi takip etmeye çalışıyorum yıllardır, çok marjinal. Ya şöyle söyleyeyim, varsa da o insanlar zaten kendilerini çok fazla Alevilikle de tanımlamıyorlar. Sol gruplarda vesaire Alevi kökenli olup, Aleviliği zaten İslam dışı, şu bu görenler. Olabilir, sayıca çok da olabilirler. O zaman Alisiz Aleviliği düşünenlere de bir alan açması lazım devletin. Devletin böyle bir hakkı yok. Aleviliği Alisiz gören varsa bunların da toplumda bir hakkı vardır. Bunları şey mi, yakacak mısınız yani? Ki önemli bir sayıda değiller. Aynı şekilde Cumhurbaşkanı'nın daha belediye başkanlığı döneminden beri tekrarladığı Alevilik Hazreti Ali'yi sevmekse ben de Aleviyim. Böyle bir şey olamaz. Böyle bir şey Alevi kimliğini reddetmektir. Şimdi Başbakan Davutoğlu ona 12 imamları da ekledi. Bu tabii bir ileri adım ama o da değil. Ya bu bir kültür, bu bir insanların aidiyeti. Tabii ki burada Hazreti Ali, 12 imamlar, Kerbela vesaire bütün bu sembollerin çok büyük anlamı var. Ontolojik karşılığı da var. İmanlarında, inançlarında da karşılığı var ama bu sadece bu değil. Yani siz şimdi o zaman birileri de kalkar der ki Muhammed'i sevmekse ben de Müslümanım ama ona da ne diyorsunuz? İyi o zaman ama işte İslam'ın beş şartı diyorsunuz vesaire. Birinin şey söylüyorsunuz. Burada Aleviliği Alevilere bırakmama inadı var. Davutoğlu'yla beraber biraz azalmış gözüküyor. Ben açıkçası birdenbire Alevilik meselesini tekrar gündeme getirmiş olmalarını şaşırdım ve o güzel bir şey. Ama şunu yapmıyorlar. Bakın bu çok önemli. Zamanında Alevi açılımı başladı. Necdet Subaşı'nın başkanlığında çok da büyük bir, bayağı da başarılı bir rapor da hazırlandı. Çalıştaylar yapıldı, şu oldu, bu oldu. Bayağı da bir şeyler çıkardı vesaire. Hiçbir şey olmadı sonra. Bunu bir sorgulamak lazım. Yani hükümet bugün Alevi açılımını gerçekten yapmak istiyorsa öncelikle ne oldu da olmadı. Niye yapamadık? Yani şu anda Amerika'yı yeniden... Kim Amerika keşfetme iş karışır. Ya Amerika'yı yeniden keşfetmenin gereği yok ama... yani çünkü zaten Alevi sorununun ne olduğu Allah için internete girin, bulursunuz. Yani Subaşı'nın imzalı hazırladığı raporda birçok şey var. Öneriler belli, şunlar belli, bunlar belli. Yani bunları tekrar aramanın, etmenin çok da fazla bir anlamı yok. Önemli olan burada... Geçmişte hangi siyasi kaygılarla bunlar yapılmadı? Acaba bugün bu siyasi kaygılar aşıldı mı? Ben aşılmış olmasını umuyorum ama çok da ümitli değilim. Umarım olmasını istediğim için de çok da fazla eleştirmek istemiyorum. O inşallah olur. Çünkü burada Alevilerin haklarını kazanmasıyla Sünniler bir şey kaybetmiyor. Yani cami ve açtığınız zaman cami kapatmıyorsunuz. Ya da camiye giden insanları camiden alıp cemevine sokmuyorsunuz. Bir şey yok. Zaten camiye gitmiyor yani. Yani burada evet. Hani cemevini açarsak evet, caminin cemaati azalır evet, diye bir şey yok. Zaten şey, o kişiler cami. Yani bir şeyi kaybetmiyor. Kaybetse kaybetse en fazla bir ufak tefek imtiyazlarını kaybeder. Bir de tabii şu çok önemli. Alevi sorununu çözmenin yolu öncelikle devletin pozitif ayrımcılık yapmasıyla olur. Bugün devlet dairelerinde, özellikle güvenlik bürokrasisinde, yargıda Alevilerin oranını, ki çok az olduğu söyleniyor, arttırılması lazım. Gözle görünür bir şekilde Alevi siyasetçiler, bakanlar, müsteşarlar gibi insanların çıkması lazım. Ve bunlar aynı zamanda Alevi kimliğiyle çıkması lazım. Bu çok önemli. Yani şimdi yıllardır Türkiye'de şu söylüyor, Kürtler şu da oldu, bu da oldu. Yani Kürt olup da bir yerlere gelmiş insan tek başına yetmiyor. Aynı zamanda ben Kürdüm demesi lazım. Şerafettin Elçi zamanında biliyorsunuz ben Kürdüm dediği için başına gelmedik kalmadı. Yani şimdi sesini çıkartmayan, Alevi kimliğini kabul etmeyen, bunu açık açık deklare etmeyen birisini siz istediğiniz yere getirin. O kendini gizliyorsa ya da Aleviliğine sahip çıkmıyorsa bunun anlamı yok. Önemli olan ona sahip çıkan insanların devlette bir yerlere gelmesi.
Fehmi Koru, Diyanet İşleri Başkanlığı tüm inanç gruplarına cevap verecek bir hüviyete kavuşturulabilir. Yani bir başkan yardımcısı Alevi kesime mi tahsis edilmeli gibi ne düşünerek bunu söylüyorsunuz? Şimdi aslında konuştuğumuz şey yine demokrasiye geliyor. Yani demokratik ülkelerde, hak ve özgürlüklerin tanındığı ülkelerde farklı inançtan, farklı etnik gruplardan insanlar da o genel demokrasi, genel hak ve özgürlükler içerisinde kendilerine neler düşüyorsa onlardan nasiplenirler. Bizde farklı dini inanışa sahip insanlar var da, mesela Almanya'da, İngiltere'de yok mu? Her ülkede var. Kiliseler de ayrı. Katolik başka kilise, öteki başka kiliseye gidiyor. Yani oralarda çözülmüş olan sorunları neyle çözmüşler? Demokrasi içerisinde çözmüşler. İnsan haklarına saygı genel ilkesi altında çözmüşler. İnsanların ibadet görevlerini yerine getirmeleri için ne gerekiyorsa o insanlar ya kendileri ya da devletin başkalarına eğer tanınmış bir takım haklar vermişse onlara da verdiği haklardan istifadeyle yapıyorlar. O bakımdan yani Türkiye'de ben bu konunun farklı zeminde tartışılmasını da fazla anlamlı bulmuyorum. Elbette yani Sünnisi nasıl varsa Alevisi de var bu toprakların. Ben Sünnilerin yani gerçekten başka ortamlarda bulunan insanlarda farklı düşünce var mı bilmem ama benim içinde yer aldığım, tanıdığım, nabızlarını tutabildiğim Sünnilerde Aleviler cemevine sahip olmasınlar ya da cemevi ibadethane sayılmasın diyen bir tek kişiyle ben bugüne kadar karşılaşmış değilim. Tam tersine bu konular eli kalem tutanlar hepsi insanların hakları içerisinde ne varsa Aleviler, Alevi kimlikleriyle var olabilsinler tarzında bir yaklaşım sergiliyorlar. O bakımdan aslında çok da basit çözülebilecek. Yani Kürt sorunundan daha kolay bir sorun, Alevi sorunu. Çünkü elle tutabiliyorsunuz. Ne olduğu belli. Talepler de akıllı insanlar tarafından onlar içerisinde dile getiriliyor zaten. Onlara baktığınız zaman birkaç tane sorunu çözmenizle yetinmeniz lazım. Cemevleri. Bunlar ne sayacağız? Çünkü ona eğer ibadethane dersek işte başka ibadethanelere devlet hangi imkanları sağlıyorsa o ibadethanede görevli olan insanlara hangi imkanlar verilebiliyorsa cemevlerinde de bunların sağlanması. Mesele, birinci mesele budur. İkinci mesele temsil meselesi. İşte sizin sorunuzdaki Diyanet. Diyanette bir yeniden yapılanmaya gidilebilir. Ve farklı mezhep anlayışları içerisinde olan insanların, Aleviler de dahil olmak üzere, kendilerini ifade edebilecekleri bir yapıya kavuşturulur. Gerekiyorsa bir hatta birden fazla başkan yardımcısı Alevi kesimden atanabilir. Yok Aleviler böyle olmasını istemiyorlar, ayrı bir örgütlenme istiyorlarsa ona da devletin imkan vermesi lazım. O ayrı örgütlenme içerisinde yer almaları lazım. Üçüncü bir sorun, bu zorunlu din dersi meselesidir. Bunun da yine demokrasi ve demokrasinin genel ilkeleri içerisinde çözümleri bulunabilir. Yani insanları, ben çocuğumun benim inançlarım istikametinde din dersleri almasını, İslamiyet'i öğrenmesini isterim. Aynı şeyi bir Alevi vatandaş da kendi çocukları için, kendi inançları çerçevesinde ders almasını isteyecektir. Ona bu imkanların sağlanması lazım. Bu imkanı yok illa benim çocuğum gibi o alsın diye daraltırsak bu bir anlam taşımaz. Bir şuradan yaklaşıyor. Birileri diyorlar ki Müslümanların ibadethanesi bellidir. Cami. Onun dışında ibadethane olmaz. Böyle bir şey yok bir defa. Yani bu nereden, hangi kitaptan, hangi kuraldan çıkartılmıştır bunu ben bilmiyorum. Tam tersine Müslümanların ibadethaneye ihtiyaçları yok. Çünkü bütün yeryüzü ibadethanedir. İstediğiniz yerde ibadetinizi yapabilirsiniz. İlle bir cami olması da şart değil. İşte bugünkü gazetelerde var. Bir katedralde gitmişler. Başka yerde namaz bulamadıkları için mekan. Papaz müsaade etmiş. Katedralin içerisinde namaz kılmışlar. Her yerde namaz kılınabilir. Her yerde ibadet edilebilir. Onun için belli anlayışa, belli mekanların atfedilmesi
çok yanlıştır. Deniz Hocam şunu sorayım şimdi, yine bir dışarı çıkalım. Konjonktürel olarak bakalım. Benim hepsine, üç arkadaşıma da katılıyorum yani bütün söylediklerine. Şimdi hep işte hiç öyle topraklarda yaşıyoruz ki Orta Doğu'dan bağımsız ve dünyadan bağımsız düşünemeyeceğimiz için bütün her bir metrekaresini dinamitleyecek kadar etnik ve mezhepsel fay hattı var diye baktığımızda neden şimdi ve neden gerekli? Şimdi birincisi aslında Alevi meselesi de Kürt meselesi de biraz zamanın ruhundan, küresel trendlerden kaynaklanıyor. Yani postmodernite teorilerini okuduğunuz zaman bu yerelliklere, alt kimliklere, alt kültürlere yapılan vurguyu görüyorsunuz. Oradaki sembollerin ne kadar önemli olduğunu görüyorsunuz. Yani sanayi toplumu aslında homojen uluslar yaratmaya dönük bir siyasi yaklaşıma sahipti. Sanayi sonrası toplum, yani bu postmodern dediğimiz toplum ise insanları böyle bütünleştirmiyor, tam tersine küçük küçük açınlıyor her birini. Yani herkesin, her grubun kendi haklarını savunması, kendi öz kültürünü, kültürel kimliğini savunabilmesine imkan veren ve bunu teşvik eden bir zamanın ruhu var. Dünyanın her yerinde bu tür fay hatları yerinden oynamış durumda. Devletler buna karşı iki önlem alıyorlar. Bir kısmı bütün demokratik kanalları açıyorlar. Yani her birine eşit haklar vererek devletin birbirinin hakkını gasp etmemesine sağlayan bir enstrüman olarak konumlandırılması sağlayarak bu sorunu aşıyorlar. Başka ülkeler, bazı ülkelerde tepelerine bastırıyorlar, şiddetle üstlerinden geçiyorlar ve devletin gücü ve otoritesi altında o alt kimlikleri ezmeye çalışıyorlar. Onlar gizli gizli alttan devam ediyor varlıklarını. Yok edemiyorlar ama. Çünkü inanılmaz bir enformasyon ortamı var. Herkes birbiriyle bağlantı kurabiliyor, bilgiler önemli. Küçücük semboller büyük büyük şeyler yaratıyor. Şimdi Türkiye bu meselelerle nasıl mücadele edeceğini henüz öğrenemedi. Yani büyük hatalar yapılıyor. Ya 3. köprünün ismi verilirken çok büyük bir hata yapıldı o dönemde. Yavuz Sultan Selim Türkiye'deki birçok insan için çok kıymetli, önemli bir siyaset adamı, padişahımız falan, bir sürü tarihe baktığınızda çok önemli bir tarihsel figür. Ama aynı zamanda bizim üstelik önemli bir zaferin de hani simgesi olarak Çaldıran'ın bugün çok simgesel bir rolü var. Türkler, Kürtler bir arada bu zafer kazanılmış. Seçilmiş bir zaferimizin sembolü. Ama aynı zamanda aynı kimlik bir başka grubun, yine Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının seçilmiş travması. Çünkü toplumsal kimlikler oluşurken bu kimliklerin bir direği oluyor. Ve bu direği inşa etmeye başladığınızda bazı gruplar seçilmiş bir zafer üzerinden onu inşa ediyorlar. Bazıları tarihlerinde buluyorlar o zaferi. Bazıları da bir takım travmalar. Mesela Ermeni soykırımı dedikleri şey Ermeni kimliğinin direğini oluşturmaya başlıyor. Bu travmalarla zaferlerin birbiriyle çakışmaması lazım. Şimdi Türkiye'de bir grubun seçilmiş zaferi olarak öne çıkan şey, diğer grubun seçilmiş travması olunca çatışma kaçınılmaz oluyor. Yani başka tarafın sembollerine duyarlılık göstermek zorundasınız. Küçücük bir grup olsa bile duyarlılık göstermek zorundasınız ama siz kocaman bir grubu yok farz ediyorsunuz. Çok da düşünülmemiş bir şey, geri adım da atamıyorsunuz. Yani baktığınızda bu alt kimliklerle mücadele etmenin yolu bütün bu sembollerle, simgelerle oynamayı öğrenmek. Şimdi mesela sembol demişken hemen Berkin Elvan konusunda Ruşen Çakır'ın söylediği o tespite katılıyor musunuz? Tabii katılıyorum. Şimdi yani bir anne olarak da, bir yani bir insan olarak da, yani olaya bakışım beni çok incitiyor. Yani Türkiye'nin en yukarıdaki siyasi liderinin bu konuyu bu şekilde ele almasından ben inciniyorum şahsen. Bir çocuğa bu kadar ağır bir siyasi yük yükleyerek, işte annesinin yuhalatılması falan, bunlar bana çok ters gelen şeyler. Yanlış olduğunu düşünüyorum. Yani hatalar yapabilir siyasetçiler. Geri dönmek lazım. Onu sürdürmekte problem var. Berkin Elvan bugün o kadar ağır hatalar yapıldı ki bir grubun simgesi haline geldi. Masum, yani o yaşta bir çocuk sadece masumdur. Başka hiçbir şey söyleyemezsiniz. Yani bilyesiydi, sapanıydı, şu suydu, bu suydu. Yani hata bile yapmış olsa masumdur. Yani çocuktur çünkü. Öyle bakmak lazım. Ve buradan baktığınızda o sembol Türkiye'nin bütün bu Alevi siyasetini yaralayacak hale geliyor. O zaman bunları pansuman yapacaksınız. Bunların üstüne gidip daha fazla deşmeyeceksiniz. Hata yaptıysanız hatadan geri döneceksiniz. Özür dilemeyi bileceksiniz. Bakın, geçmişe yönelik dersin meselesi bir travmadır. Onunla ilgili özür dileyebiliyorsunuz. Papa gidiyor Haçlı seferleri yüzünden özür dileyebiliyor. Binlerce, yüzlerce yıl öncesine gidebiliyor. Şimdi bugün bütün ülkeler, işte Amerikalılar Kızılderililerden özür diliyor, o öbüründen özür diliyor. Çünkü böyle bir dönemdeyiz. Toplumların psikolojik anlamda rehabilite olması için, bazı travmalarını, hastalıklarını bertaraf edebilmesi için bu süreçlerden geçmesi lazım. Birlikte yas tutması lazım, birlikte karşılıklı hatalarını konuşması lazım,
özür dilemesi lazım ve ondan sonra bir gelecek inşa etmesi lazım. Bu travmaları kaşıya kaşıya, deşe deşe, yani sürekli bir güç bastırmasıyla, yani güçlüyüm ve her şeyi yapabilirim üzerinden toplumunuzu giderek daha fazla kutuplaştırırsınız. Bir önemli nokta daha var, ona da müsaade ederseniz şey yapayım. Şimdi Türkiye İslami rengi kuvvetli bir iktidarın yönetiminde uzun bir dönemdir. Bu dünyada bir inançlar yüzyılı, inançların öne çıkacağı bir yüzyıldan söz ediyor. Bu da postmodernitenin bir ürünü. Şimdi böyle bir dünyada eğer masanın üstünde hep İslami konular varsa ve bunu tartışıyorsak, doğal olarak insanlar inançları üzerinden tartışmaya, konuşmaya ve ana gündem maddesi olarak inançlarını öne çıkartmaya başlıyorlar. Bu farklı sünni olup farklı düşünen insanları da kenara doğru kendini ayrıştırmaya yol açar. Alevi'yi de ayrıştırmasına yol açar. Hepsinin, bütün inanç sistemlerinin kendisini ben acaba merkezi inanca yakın mıyım, uzak mıyım diye sürekli bir mesafe kontrolüne doğru götürür. Yani bugün inançlar ana gövdeyi oluşturduğu için, yani sekülerite bazı şeylerin aslında üstünden geçilmesini, yumuşatılmasını sağlıyor. Bu biraz daha inançların baskın olduğu bir dönem olduğu için de daha bir süre daha bu inanç meseleleri üzerinde konuşacağız diye düşünüyorum. Hem tabii bu meseleden biraz dersime de geçmek istiyorum. Muhakkak söyleyecekleriniz vardır, lütfen söyleyin, ama Dersim meselesi de Sezgin Tanrıkulu özür diledi ve bir program vasıtasıyla müthiş tepki aldı. Zaten işte hala CHP'nin kimliğini de tartışıp duruyoruz. Ne dersiniz onun üzerine de söyleyeceğiniz şeyler olduğunu? O konuda da bir takım şeyler söyleyeyim. Önce bu şu Alevilerle ilgili, aslında 12 yıldır Alevi meselesi tartışılıyor. Yani şurada şu salonun, bu stüdyonun acaba bir kayıtları olsa da 12 yıldır Aleviler konusunda neler tartışıldığı konusunda böyle bir seslense, hepimiz de dinlesek. Şimdi ikide bir bu hükümetin Alevi meselesini, yani çözeceğiz vesaire falan diye gündeme getirdiğini biliyoruz. Fakat bu konuda hemen hemen hiçbir adım atılmadı. Tek atılan adım bu Alevi dedelerini maaşa bağlamak gibi böyle şeyler. Onda oldu mu, sonu ne sonuç verdi onu da bilmiyorum ama. Oldu. Efendim? Yok. Olmadı, gerçekleşemedi. Olmadı. Hep bu yani parayla Aleviliği böyle iktidarın kendi insarı altına alma politikası. Yani maaşa bağlamak. Buradaki Alevilerin temel meselesi dedelerin maaşı mı? Yok, hayır değil. Kimliklerinin öncelikle tanınması meselesi. Bugün Uruşen orada söyledi, hiç kimse yok dedi. Şimdi birisi de bir okurlarda hep bize şey yapıyorlar, soruyorlar. Sorun diyorlar, bir tane vali var mı? Bilmiyorum, vali bir tane Alevi var mı? Aleviler dışlanmış bir kez. Devletin sünni politikacıları tarafından dışlanmış, diyanetten dışlanmış. Diyanete soruyorlar, hayır olmaz diyor diyanet. Onları din... Alevi cemevlerini dini kurumlar vesaire olarak sayamayız diyor. Ya, yalnız pardon, bu konuda bir yanlış bilgiye sahipsiniz. Ben Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'le bu konuyu görüştüm. Kesinlikle Alevilerin kendi inanç sistemleri içerisinde ibadethane ise ibadethane olarak cemevlerine sahip olmalarına karşı çıkmıyor. Tam tersine hazırladıkları bir rapor olduğundan bana bahsetti ve bu raporda Aleviler için yapılması gerekenlerin en geniş şekilde yapılması konusunda Diyanet'in siyasi iktidara yol gösterici bir takım taleplerde, tekliflerde bulunduğunu anlattı. Şimdi iktidar tarafından yansıtılan ise farklı. Ben bilmiyorum. Yani Mehmet Bey'in bu konudaki raporunu vesaire falan görmedim. Yani Diyanet konuda, karşı değil bu anladım, konuda yapılacak şeylere. Anladım. Burada fakat sorduk, Diyanet'i aşamadık falan, böyle şeyler yansıyor. En sonunda çıkan vakıf kurulsun diye Aleviler, yani Alevi Vakfı, cemevlerini bütün altına toplayacak bir vakıf. Böyle vakfa ihtiyaçları olsa onlar kurar zaten, böyle 50 tane vakıf zaten var. Bir sürü Alevi Vakfı dernekleri var bilmem ne vesaire falan. Burada dini bir inanış var orada. Bunu yıllarca devletin politikası olduğunu biliyoruz. Yani Alevi köylerine cami dikme politikasıdır. Yani Alevileri sünnileştirme politikası hiçbir zaman Osmanlı'dan bu yana eksilmemiş bir politika. Peki şimdi bir virgül koyalım. Sizle devam edeyim reklamlardan peki. Sonra içine Dersim meselesi tamam. Ve CHP de girsin benim istiyorum. De çünkü tabii. Önce reklamlar.
Sayın Davutoğlu, Dersim isyanı Kerbela değil, kin belası. Bunun bir zulüm olduğunu açık yüreklikle söylesin ya da Tunceli'ye gitmesin. Evet, bir taraftan da Alevi meselesini konuşurken Sezgin Tarıkulu'nun Dersim özrünü onunla bağlantılı olarak CHP'yi toparlamaya çalışacağız. Orhan Bursalı, sizde kalmıştık. Evet, şimdi ben kısa kısa geçeyim o zaman çünkü zaman çok daraldı. Şimdi evet. Burada ayrıştırıcı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı'nın başbakan sırasında ve şimdi hala Cumhurbaşkanlığı'nda da aynı siyasette izlediğini görüyoruz. Ayrıştırıcı, Alevi'nin ayrıştırıcı politikasıydı. Daha hiç sapmadan, taviz vermeden izlediğini biliyoruz. Sadece belki Elvan'ın annesini ve onu değil, aynı zamanda seçim meydanlarında Kılıçdaroğlu'nun Alevi'liğin de gündeme getirdiğini sık sık şahidiz. Yani burada temel bir politika, 11 yıldır siz Alevi meselesi tartışıyorsunuz ama siyasette Alevileri dışlamak için elinizden ve Cumhuriyet Halk Partisi'ni o noktada, başkanını o açıdan vurmaya kalkıyorsunuz. Bu kabul edilecek bir şey değil. Ama biz toplum olarak alt metinleri, algıda alt metinleri seçmiyoruz da kalkıp mesela şunu seçiyoruz daha çok. İşte Dersim'de yaşanan olayla ilgili hatırlayacaksınız. Eğer devlet adına özür dilemek gerekiyorsa, böyle bir literatür varsa ben özür dilerim ve diliyorum dediği zaman bütün bunlar hafızadan silindi az önce söylediği şeyler. Erdoğan bunu söylediği zaman. Gelin görün ki işte lideri Alevi olan bir partide Dersim dolayısıyla özür diyorsunuz. Parti ayağa kalkıyor. Bir taraftan da toplumun önünde cereyan. Şimdi Dersim meselesi çok kaba taslak ve günlük siyasetin aracı, yemeği olarak tartışılıyor. Tamamen mesele buradan kaynaklanıyor. Dersim meselesi Cumhuriyet kurulmuş bir isyan. Cumhuriyet şeyine karakollar basılıyor vesaire. İki tane karakol, 80-90 asker orada şehit ediliyor vesaire. Bunların üzerine başlamış bir isyanı entegre etmek, yani bütünlüğü entegre etmek politikasının bir parçası. Allah aşkına bir şey söyleyeceğim şimdi. İsyanını bugün, Dersim isyanını ve orada gerçekten aşırılığa gitmiş falan, bütün bunları tartışmıyoruz. Fakat özünü tartışalım ama orada da devletin aşırı harekatını da kınayalım. Orada bir takım katliam, bunları da kınayalım. Şimdi buradaki, yani oradaki yani tırnak içinde söylüyorum, suçlular, suçsuzlar falan böyle bir ayrım yapılmadan hareket edildiği konusunda şeyler var. Bunu kınayalım. Ama Kürt meselesi, orada bir aşiret isyanı. Yani evet, Kürtler bunu yapıyor. 11. isyan, 1876'dan beri o sürekli olarak bir Kürt isyanı yaşanıyor burada. Şimdi onu kınıyorsunuz. Bugün ise PKK isyanının aslında Dersim isyanı açısından şeyi mi var? Onlar da İngiltere'ye mektup yazıyorlar. Seyit Rıza ve bir sürü hikayesi var oradan. Yabancı şey İngilizlerin, Fransızların orada bir parmağı olduğu konusunda güçlü karineler var. Şimdi o da bir kendi yapısını, feodal yapısını orada kurmaya çalışıyor. Bugün PKK isyanıyla diyelim, ben şimdi ikisini örtüştürüyorum. Onun arasında bir fark var mı? Siz bugün o zaman da şunu deyin, hükümete söylüyorum. Madem Alevi isyanını vesaire, o zaman Dersim isyanını gündeme getiriyorsunuz. Bırakın Kürt isyanına ne istiyorlarsa verin. Niye onların üzerine gidiyorsunuz? Çok açık ve seçik. Onlar da kendi bağımsız devletlerini istiyorlar, özellik istiyorlar, dillerini istiyorlar vesaire falan. Peki. O zaman aynı şekilde de bırakın aynı, yani eğer ona karşı çıkıyorsanız evet. Burada bu anlamda bunun karşılığı olarak neyse
gereğini yapmak zorundasınız. Peki, bu analojiyi yapabilmek için daha uzun uzun konuşmamız evet. lazım diye düşünüyorum. Emine Ülker Tarhan meselesine şöyle geleceğim. Hakikaten zamansız diyenler, doğru bir zaman değil diyenler var. Ama bir taraftan da CHP bugüne kadar bölünmedi de iktidar mı oldu diyenler var. Ne düşünüyorsunuz? Oradan bir şey çıkar mı? Bir soru da şöyle sorayım ben. Cumhuriyet Halk Partisi bugüne kadar çok bölündü de iktidar mı çıktı oradan? Yahut da başka bir parti mi, doğru düz bir parti mi çıktı? Bir de böyle bir tarafı var o sorunun. Yani en azından ben 5 tane, 4-5 tane böyle şey büyük ayrılmalar sayarım burada. Yahut da itilmeler, kakılmalar vesaire böyle bir şey var. Şimdi Emine Ülker Tarhan meselesi. Şimdi insanların tabii siyasi olarak, siyaset olarak kendi yollarını seçmeleri vesaire falan çok normal. Fakat ben şu ana kadar Emine Ülker Tarhan'ın bir program dahilinde bir programını okumadım. Bir ayrıcılık nedir, ayrıcalığı nedir, ayrılığı nedir ve geleceğe yönelik Türkiye tasavvuru nedir? Bunları hiç bilmiyorum. Tek bugün öğrendiğim bir şey, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir eleştirileri var, bunu biliyoruz. Gereğini yapmıyor vesaire falan. Bunlar da derli toplu bir şey olarak ortaya konmuş da değil ayrıca da. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin politikalarına karşı takım eleştirilerini bu satır başlarıyla biliyoruz ama esaslı bir şekilde program olarak ortaya konmuş değil. Şimdi bugün o partinin kurucularından ve genel başkan yardımcısı olacağı da söylenen bir politikacı İzmirli diyor ki biz diyor ulusal parti falan değiliz diyor. Biz merkez sağ partiyiz diyor. Yani merkez partiyiz diyor. Şimdi bir de böyle bir şey var. Şimdi çok alelacele kurulmuş bir parti izlenimi var burada. Eğer bu seçimlere yönelik bir hareketse bu, oradan hiçbir başarı sağlayacaklarını ben sanmıyorum. Çünkü bir neden olarak söyleyeyim bir cümleyle. Çünkü kutuplaşmanın bu kadar çok arttığı noktada henüz daha geleceği konusunda hiçbir fikir, insanların fikir sahibi olmadığı bir konuda büyük kopmalarla onu desteklemesi mümkün değil. Yani gene ana parti olarak ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin tercih edileceğini düşünüyorum. Temmik Uru siz ne dersiniz? Şimdi ben önce bir Dersim meselesiyle tabii, ilgili birkaç şey söyleyeyim. Bir defa bir isyan falan yok orada. Tarih Vakfı 4 ciltlik bir yayın yaptı. Necmettin Sayır Sılan, Cumhuriyet döneminin önemli isimlerinden biri. Onun arşivinden 4 cilt halinde kitapları yayınladı. Burada sözlü tarih yaklaşımı içerisinde de kitaplar yayınlandı aynı konuda. O dönemde bir isyan yok. Ama Tunceli'nin, o zaman Dersim'in kendisine göre bir şöhreti var. Eşkıyalar vesaire filan diye. Ve vergi vermek istemiyorlar. Askerlere çocuklarını göndermek istemiyorlar diye böyle bir şöhreti var. Cumhuriyet'in başlangıcı o dönemde bir takım hadiseler oluyor. Orada öldürmeler, karakol baskınları filan da yok. Yani o hadise tamamen başka türlü çıkmış olan bir olay. Ve maalesef o dönemde istenmeyen bir katliamada sebep olabiliyor. Ama bütün devlet kuruluşlarında bu tür hatalar, bu tür yanlışlıklar yapılabilir. Ve Cumhuriyet'in de ilk ve son yaptığı yanlışlık bu değil. Başka yanlışlıkları da var elbette. Bu, dolayısıyla olaya yanlış teşhisler koyup oradan yanlış sonuçlar çıkarmak, var olmayan şeyleri var olan şeyleri yok göstermek kimseye bir yarar getirmez. Bugünden geriye dönük değerlendirdiğimiz zaman elbette Dersim önemlidir. Devletin bundan özür dilemesi gerekirse de kimse devleti temsil edenler onlar tarafından özrün dilenmesi gerekebilir. O dönemin tarihi şahsiyetleriyle ilgili bir nakisa getirmez bu. Yine o 37-38'de oluyor. İki tane olay var birbiri ardına yaşanmış orada. Dolayısıyla o dönemde Atatürk'ün zaten hastalık dönemleri vesaire pek çok şeyi başka gözle görmek de mümkündür. O bakımdan bunun bu kadar kutsanmış bir olaymış gibi birileri tarafından ille Dersim'e sahip çıkmamak tarzında yaklaşılması çok yanlıştır. O dönemden dolayı, orada yaşananlardan dolayı o dönemi bütünüyle mahkum etmek de yanlıştır. Bu yanlışların niye konuşuyoruz? Çünkü hala Sezgin Tanrıkulu'nun yaptığı özre bile itiraz edenler çıktığı için konuşuluyor bu konu. Halbuki bu defterin kapanması artık lazım. Dersimlerinde
orada yaşayan insanların da geçmişte yaşanmış olan bu olaydan dolayı aldıkları özürle herhalde kendilerini günün şartlarına nasıl uydurmaları gerekiyorsa ona uygun siyasete yaklaşımları geliştirilebilir. Nitekim Cumhuriyet Halk Partisi'nin başında da orada doğmuş büyümüş olan bir insan var. Dolayısıyla dönemin dersimi değil bugünkü dersim. Bugünkü dersime, dünün özellikleriyle yaklaşmamız da bence çok yanlış. Şimdi bu yeni parti meselesi... Fakat konuyu ikide bir hükümetin gündeme getirdiğinde hatırlatırım yani. Burada hep ikide bir... İşte Sezgin Tanrıkulu bir özür diliyor. Orada yine bir kavga çıkınca CHP, tabii siyaseten bunun üzerine atlaması bir muhalif partinin herhalde yapması gereken bir şey. Şimdi burada böyle bir partinin çıkması bence geçen hafta da söylemeye çalıştığım gibi iyi bir şey. Yani netice itibariyle insanlar kendilerini var olanın dışında farklı hissediyorlarsa ve bu başka farklılar da varsa onlarla bir araya gelerek bir siyasi parti oluşturması olabilir. Ancak seçime çok az kalan bir zamanda seçimde iddialı bir parti haline dönüşmek nasıl olacak bunu anlamak mümkün değil. Anadolu Partisi deyip bunun kısaltılmışı ANAP, partinin de P'si ANAP geçmişte var olmuş siyaseten önemli görevler üstlenmiş ama farklı bir partinin yani sağda yer almış olan bir partinin şimdi solda olduğu veya ulusalcı olduğu iddiasındaki bir kadro tarafından benimsenmesi de biraz tuhaf. O bakımdan bu tuhaflıklar var ama netice itibariyle ben hayırlı olsun diyorum, iyi bir şey. Ama tek başına mı kalacak CHP'den başka isimler onu izlemeyecek mi? İhracı için yapılmış bir başvuru var anladığım kadarıyla disiplin kurulu harekete geçti Süheyl Batum'la ilgili. Acaba onunla mı iki kişiyle mi sınırlı kalacak? Hep beraber göreceğiz. Peki CHP'ye dair veya Dersim meselesine dair sadece hani bir iki cümlelik vaktim kaldı. Deniz Hocam, Ruşen Çakır ve Nihal Bengüs Karaca. Yani Fehmi Bey ya büyük ölçüde ifade etti Dersim'le işte devletin PKK'ya karşı olan gerilimi, çatışması, yani PKK'nın otomatikman, yani sistematik olarak yani saldırdığı haklarını elde etme amacıyla ya da başka bir amaçla sistematik olarak çatışmaya girdiği, devletle çatışmaya girmesi gibi bir mevzu var. Dersim'de ise Fehmi Bey'in anlattığı gibi bir hadise var. Yani kendi örflerini, kılık ve kıyafetlerini, yani Cumhuriyet'in ilk kuruluşunda feodal diyerek aşağılanan bir alışkanlıklar bütününe daha fazla sahip çıktıkları için aslında böyle bir zulme maruz kalıyorlar. İşin özü bu. Kıyaslamak bence çok mümkün değil. İkincisi Aleviler konusunda hani hiçbir şey yapılmadı falan. Öyle bir durumda olduğunu söyleyemeyiz. Sonuçta o çalıştayların sonunda somut bir adım, somut bir şey ortaya çıkmamış olabilir ama ilk kez bir hükümet aslında neyle karşı karşıya olduğunu gördü. Evet. Yani Alevilerin kendi aralarında farklar olduğu dahi o Çalıştay deneyiminin sonucunda devletin bilgi hazinesinin içine girmiş oldu. Bu bir. İkincisi Alevi Bektaşi kültürüne dair çok değerli 10 ciltlik temel eser Türkiye Diyanet Vakfı tarafından kültür hayatımıza katıldı. Ve bundan sadece Alevi olsun olmasın bütün vatandaşlar yararlandı. Bu önemli bir şey ve herhalde Türkiye Cumhuriyeti tarihinde hiçbir hükümet zamanında da Aleviliğin sahip olduğu hikmete hani... O ruhsallığa, hikmete, o tasavvuf ekolüne bu kadar övücü, bu kadar ona alan açıcı konuşma da herhalde hiçbir hükümetin başkanı ya da yardımcıları tarafından yapılmamıştır. Hani bunların kayda geçmesi gerekir. Lazım diyorsunuz. Ruşen Çakır şimdi ilk şeyde olmadı bu. Sezgin Tanrıkulu almadı ilk tepkiyi. Hatırlayacaksınız Hüseyin Aygün de Dersim katliamdan sorumlu devlet ve CHP'dir dediğinde bir röportajda çok ciddi tepki almıştı. CHP'nin kimliğine birazcık da oradan geçiş yapalım. Hem Dersim meselesi hem bu yeni gelişmelerle ilgili. Bence Sezgin Tanrıkulu'nun yaptığı iyi bir şey. CHP bunu kaldırabilir. Zaten tepkiler var da tepkilerin çoğu zaten CHP'de düşüşteki kişilerden. CHP bunları yapmadan yol alamaz. Yani bir yol almak istiyorsa eğer bununla yüzleşmesi şart. Yani ne kadar mazur gösterebilir ki bir devlet halkını katletmiş yani. Yani bunu en azından dersiniz ki biz o zaman biz yoktuk yani. Yanlıştır dersiniz şey yaparsın. Tabii burada şöyle bir not düşmeden edemeyeceğim. İnşallah ileride bir gün olacak mı bilmiyorum ama CHP de iktidara gelir. Bu sefer de Roboski ile ilgili devlet adına özür diler. Yani şu anda ortada bir Roboski katliamı var. Ve bu hala ortada duruyor.
kaza, şu, bu vesaire ama hala ne olduğunu tam olarak devlet bu topluma açıklamadı. Bunu da bir not olarak düşünelim. Emine Ülker Tarhan konusunda ben onun kongrede aday olmasını bekliyordum. Kongrede nedense aday olmadı. Ve bildiğim kadarıyla Muharrem İnce o aday olursa olmayacaktı. Olmadı ve birdenbire parti kurdu. Partinin adı, amblemi vesaire falan bunlarda hiçbir heyecan verici bir şey yok. Bir de ekip kim anlaşılmıyor. Şimdi Emine Ülker Tarhan tek başına CHP'de bir ağırlığı vardı kendince ama bir hareket yani halkı peşinden sürükleyecek vesaire falan böyle bir görüntü çizmedi. Yani bir dikkat odağıydı ama bir lider profili çizmemişti. Ben açıkçası anlam veremedim. Niçin yapıldığını anlam veremedim. Kalsaydı partide büyük bir ihtimalle bir dahaki seçimde de tekrar milletvekili seçilebilirdi. Çünkü o genel CHP'de olmasından insanların rahatsızlık duyduğu birisi değil. Bütün eleştirilerine rağmen ben açıkçası anlamadım. Oradan bir şey çıkacağını sanmıyorum. Zaten CHP'de ulusalcı diye bilinen insanların da çok fazla oraya doğru yönelişte olduğunu da görmedim. Bir muamma gibi geliyor bana bu parti. Diğer kurulan bir adını unuttuğumuz şeyin AKP'den ayrılan cemaate atfedilen parti gibi oldu. Bir tane o da yani birdenbire iki tane parti çıktı ortaya ama mecliste de varlar ama niçin varlar, ne yapmak istiyorlar çok fazla bilmiyorum. Zamanın ruhuna hayır son size de söz verebileceğim milliyetçi devletçi hani biraz solcu sosuyla işte muhafazakar bir ruh ulusalcılıktan çıkan doğrulan hani böyle bir şey böyle bir yapılanmaya şu anda ihtiyaç var mı daha da önemlisi öne çıkabileceği bir zemin var mı? Ben Orhan Bey'e o anlamda katılıyorum. Yani bu kadar net kutuplaşmanın olduğu dönemlerde küçük partiler açısından çok fazla bir şans olduğu inancında değilim. Bir de Fuat Keyman bütün bu süreçte yaşananlardan sonra MHP öne çıkacak diye bir tespit yapmış seçimlerde. Katılıyor musun? MHP evet. Ben MHP'nin eğer bir daha iyi bir kadro oluşturursa seçimlere doğru giderken oy oranını artırabileceğini düşünüyorum. Çünkü bu çözüm sürecinin ürettiği bir tepki var. Yani belli bir grupta. Onların böyle bir seçimleri söz konusu olabilir. Yalnız bu Dersim meselesine küçücük bir şey gideyim. Bu aslında tarihi bir mevzu ve çok ilginç bir şekilde tarihçiler aynı belgelerden farklı sonuçlar çıkarıyorlar. Bu tarihin siyasallaşması halinde ne kadar amorf hale getirilebileceğinin de bir göstergesi. Ama tarih öyle çok masum bir disiplin değildir. Yani bugün tarih eğer siyasetin ana gündemi haline geliyorsa tarihsel bir mevzu. Bunun siyasi sonuçlarına iyi bakmak lazım. Yani insanlar durduk yerde tarihin içerisinden bir şey alıp çıkartıp onu tartışmazlar. Buradaki en temel sebeplerden biri bence iktidarın CHP üzerinde kullanabileceği çok önemli bir koza dönüşmüş olması Dersim meselesinin. CHP'nin kendi içinde sıkışma yaratıyor. Çünkü devlet olarak özür dileyip üstelik bir takım çalıştaylarla Alevilere el uzatırken bir taraftan da CHP'nin o Alevilerle kurduğu mutlak özdeşleşme bağını koparmaya yönelik bir şey. CHP'yi sıkıştırdılar şu anda. Yani seçimlere gidiyoruz bir de. Yani bir seçim politikasıdır şimdi. Başbakanın gidip çok akıllıca bir siyaset uyguluyorlar. Yani ama CHP Partisi'ni orada parçalamaya çalışıyor. Evet, ve CHP ama buna doğru tepki veremiyor. Yani buna doğru tepki versin o zaman. Sert evet buna tepki verecek bir şey yok. Buradan şunu da söyleyebiliriz. Yani mesele hem bir yandan Mustafa Kemal Atatürk'e dayanıyor, bir yandan CHP siyasetine dayanıyor. CHP'lilerle Aleviler gerçekten tarihsel bir birliktelik sürdürmekte haklılar mıymış, meşru muymuş bu ilişki bunu sorgulamaya dayanıyor. Öyle çok da kolay bunu kavrayabilecekleri ve bu işin içinden çıkabilecekleri düşüncesinde değilim. CHP'nin eğer bu yolda giderse çok radikal bir karar değişikliğine gitmesi lazım Dersim mevzusunda. Çok çok teşekkür ediyorum hepinize. Süren bitti. Sizlere de izlediğiniz için. Hoşçakalın.